8.45 Habertürk'te Para Gündem'le karşınızdayız. Bu bölümde ekonomi gündeminden gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. 9 itibariyle günün tüm gelişmeleri, yorum ve değerlendirmeleri bu ekranda oluyor. Ekonomi cephesinden gelişmelere dün akşamdan sabaha yansıyan hareketlerle ve açıklamalarla bakmakta fayda var gündeme geçmeden önce. BDDK finansal piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamaları belirleyen yeni bir yönetmelik yayımladı. Dolayısıyla bu yönetmeliğin ayrıntıları piyasalarda şu an itibariyle, bugün itibariyle konuşulacak gibi görünüyor. Kredi kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu teyit etti. Biliyorsunuz yatırım yapılabilir seviyesinin iki basamak altında bulunuyordu. S&P'den bu noktada bir değişiklik gelmedi. Yatırım notu teyit edildi. Petrol fiyatlarındaki yeniden düşüşle beraber yine borsalarda bir aşağı yönlü hareket vardı ABD borsalarında, ama Çin'den ilginç bir şekilde ihracat verileri iyi geldi. Beklentilerin üzerinde geldi. Dolayısıyla Nisan'da %3,5 yükselmesi Asya borsalarını biraz artıya çevirdi. Biraz moral verdi. Dolayısıyla hem dışarıdan hem içeriden gelişmelerin takip edildiği bir dönemde yabancı yurt dışından giriş de yok Türkiye'ye. Dolayısıyla bunun da etkisinin yaşandığı bir ortamda. Önce dolar kotasyonları 7.30 lirayı gördü. Şu anda 7.21 seviyelerinde hareketin devam ettiğini söyleyelim. Dün kotasyonlarda 7.15'e doğru bir çıkış vardı. Dolayısıyla yabancılara dönük, yabancı işlemlerine dönük hareketler bunda belirleyici oldu. Sabah saatlerinde 7.30'lara doğru bir hareket gördük. Açılış itibariyle de 7.21 seviyesinde dolar kotasyonu seviyesini sizlere aktarıyoruz. Piyasalardaki verileri, gelişmeleri döneceğiz. Önce gündemde hangi gelişmeler var? Hayat biraz daha normalleşiyor. Mayıs ayı normalleşme programını Cumhurbaşkanı Erdoğan bu haftaki kabine toplantısından sonra açıklamıştı. 11 Mayıs'ta yaklaşıyor. Dün de bilim kurulu toplantısı vardı. Ardından da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de salgın mevcut şartlarda kontrol altına alınmıştır. Ancak tehdit ortadan kalkmış değil, risk daha uzun süre varlığını sürdürecek mesajı veriyor. Biz normale dönmüyoruz. Yeni hayatın normalini oluşturuyoruz. Koronavirüsle mücadelede ikinci dönemin ismi kontrollü sosyal hayat olacak dedi. Yeni normali, yeni normal hayatımızı aktarırken Sağlık Bakanı. Bir arada olduğumuz tüm alanlar için yeni bir hayat tarzına geçiyoruz. Alışveriş yapacağız ama yoğunluğa, yakınlaşmaya dikkat edeceğiz. Yeni süreçte test kapasitemizi de arttıracağız diyor. Daha çok test yapacağız diyor Sağlık Bakanı. Filyasyonu uygulayacağız. Yani bir vaka tespit edildiğinde onun çevresindeki vakalar da belirlenecek, belirlenmeye devam edecek. Vakaları erken tespit edeceğiz. Toplu mekanlarda düzenli taramalar yapacağız diyor Sağlık Bakanı. Aynı zamanda maske konusundaki, biliyorsunuz maskeler artık parayla da satılabilecek ve tavan fiyat belirlenecek demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Maske ihtiyacı bu dönemde kontrollü sosyal hayata geçtiğimiz için daha fazla olacak. Tavan fiyatı belli olmak kaydıyla maske alınabilecek. Ticaret Bakanlığı maske tavan fiyatını bugün ya da yarın açıklayacak. Ama maske fiyatı 1 lira olacak. Test sayısını arttıracağız derken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başka hangi açıklamaları var? Türkiye genelinde bu salgının durumunu görmek istiyoruz. Bunun için yapacağımız çalışmanın kapsamı belirlendi. Hem PCR hem de antikor testiyle taşıyıcı ve koruyuculuğu test edeceğiz diyor. Yani hem mevcut durumda bir koronavirüs taşıyanlar, hem de bu hastalığı geçirmiş olanlar, bağışıklık kazanmış olanlar PCR ve antikor testleriyle durum tespiti ve daha sağlıklı bir analiz, daha yaygın bir analiz yapılacağını aktarıyor Sağlık Bakanı. Türkiye çapında bize önerilen 150 bin kişinin örneklem yöntemiyle taranması haftaya pratiği yapılmış olacak. Rastgele testler ağırlık kazanacak. Antiviral ilaç Remdesivir'i temin ettik. 400 hasta için önümüzdeki günlerde de kullanmayı planlıyoruz diyor Sağlık Bakanı. Hem test konusunda hem de ilaç konusunda, tedavi konusunda yaptığı açıklamalarda. AVM'ler açılsa bile restoran ve kafeler kapalı olmaya devam edecek. Alışveriş merkezlerindeki kişi sayısını tespit edeceğiz. Belli oranın üzerindeki kişi AVM ve AVM içindeki işletmelere giremeyecek diyor Sağlık Bakanı. Haftaya açılacak sektörlerde meslek gruplarına bir rehber hazırlanacağını da söylüyor. Bu arada maçlar ne zaman oynanmaya başlayacak? Lig ne zaman açılacak sorusunu Sağlık Bakanı
Bakanı'na sorulduğunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir sağlık kurulunun varlığını söylüyor Sağlık Bakanı. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nda da bir sağlık kurulu var diyor. Kurulun süreci nasıl yönetileceğine dair bir çalışma yürüttüğünü biliyoruz diyor. Türkiye Futbol Federasyonu kararı kendi iradesiyle verdi. Bundan sonraki sorumluluk da Türkiye Futbol Federasyonu'nundur açıklamasını yapıyor. Önce hem liglere bakalım, hem maske tartışmalarına, hem de AVM'lerdeki açılış hazırlığına bir göz atalım. Oradan gelen haberleri sizlere aktaralım. Maske artık gross marketlerde, marketlerde ve eczanelerde satılacak. Daha yaygın olarak bulunabilecek. 1 lira olacak maskenin satış fiyatı. Tavan fiyat ne olacak? Ve hani normal kullandığımız maskelerin dışında maskeler almak istersek bunu da alabileceğiz. İşte bu noktalarda tavan fiyat ne olacağını Ticaret Bakanlığı açıklayacak. Bugün ya da yarın o açıklama gelebilir. Cerrahi maske yasakta önce olduğu gibi dediğimiz gibi birçok yerde marketlerde, gross marketlerde, medikal satış yapan mağazalarda bulunabilecek. Farklı türdeki mesela N95 filtreli maskelerin fiyatı en fazla ne olabilir? İşte o noktada tavan fiyat belirlenecek. Dolayısıyla maske konusunda bu hafta içinde bir de pazar günü 65 yaş üstünün 4 saat yürüyüş mesafesinde dışarı çıkma hakkı var. Dolayısıyla maske satışlarının hızla başlaması ve tavan fiyatın da belli olması bekleniyor. Ama maskeleri 1 liraya alınabilecek deniliyor. Bazı vatandaşlar da 6 kişiyi her gün 1 liradan 6 maske alırsak 6 lira veririz de diyor. Bazıları da hem bedavada verilsin, ücretsiz verilsin, hem de isteyen alsın önerisi de var. Dolayısıyla maske satışı başlıyor. Maske sıkıntısı biraz daha azalacak gibi görünüyor yani sonuçta. Ligler seyircisiz başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasını gördük. Sorumluluk Türkiye Futbol Federasyonu'nun dedi Sağlık Bakanı. Nihat Özdemir federasyon başkanı ne diyor? Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin 12-13-14 Haziran'da başlatılacağını söylüyor. 26 Temmuz'da ligler sona erecek. Ağustos ayında da İstanbul'da Şampiyonlar Ligi oynanacak. Dolayısıyla seyircisiz liglerin Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağını söyleyelim. Alışveriş merkezleri de pazartesi günü açılıyor 11 Mayıs'ta. Perakende markaları ise talep ve hijyen şartlarını görmek için bu Haziran'a kadar olan süreyi deneme amaçlı geçirmek istiyor. Deneme açılışı planlıyorlar. Öyle mağazalar birden bir alışveriş merkezlerinde bütün mağazaların açılmasını beklememek lazım. Bu yönde açıklama gelmiyor zaten. AVM'lerin ilk etapta %30-40 kapasiteyle çalışması bekleniyor. Sosyal mesafe kurallarının artacağını biliyoruz. Bu arada yabancı ziyaretçi yok. Zaten tam kapasite çalışmayacak. %30 civarında bir kapasiteyle açılış yapacak. Eski cirolara ulaşmak zaman alacak. Bir takım hazırlıklar maliyetleri artıracak. Dolayısıyla gelir konusunda ciddi bir kaygı var. Hem AVM'lerde hem mağazalar, perakendecilerde. Birçok AVM Mayıs'ta %50'ye varan orandaki kira desteğini sağlayacağını söylüyor. Yani biz %50 kira desteği verelim, sorunu ya da bu sorumluluğu yarı yarıya paylaşalım diyor. Ama mağazalar, perakende sektörü Mayıs ayı ücretsiz olsun, 3 ay ücretsiz olsun kira vermeyelim, 3 ay sonra da ciroya bağlı kira verelim diyorlar. AVM'lerde bunun yürütülmesinin çok kolay olmadığını söylüyorlar. Dolayısıyla o noktada nasıl bir uzlaşma sağlanacak göreceğiz. Sinema, restoran, oyun alanları AVM'lerde %30 paya sahip ve açılmıyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda, günlerde ya da ilk kabine toplantısından sonra İçişleri Bakanlığı'nın da kararı gerekiyor. Bu işletmeler ne zaman açılacak göreceğiz. Ama %30'luk bir payı var sinemaların, oyun salonlarının, restoranların, AVM'lerde. Dolayısıyla tam kapasite, tam randımanlı bir açılış olmayacağı için peki maliyetler ne olacak? Bu gelire ulaşmamız zaman alacak. Bunun yükü nasıl paylaşılacak, karşılanacak? Bu tartışmanın devam ettiğini görüyoruz. Berberler de açılıyor 11 Mayıs'ta. Tabii kontrollü bir açılış var. Mesafeli oturacağız. Bekleme çok olmayacak. Çay kahve ikramı olmayacak. Zaten Ramazan ayındayız. Dolayısıyla hemen iş bitirilip müşteri yollanacak. Randevu sistemiyle çalışılacak. Malzemeler dezenfekte edilecek. Maskeler takılacak. Dolayısıyla siperler alındı. Berberler de alışverişte özellikle tek kullanımlık havlular, dezenfektanlar konusunda ciddi bir alım olmuş. Dolayısıyla toptancıların önü berberlerin oluşturduğu kuyruklarla doluydu dün itibariyle. En
fazla dediğim gibi tek kullanımlı kablo satışı, dezenfektan satışı gerçekleşmiş durumda. Sokak kısıtlaması biliyorsunuz hafta sonları devam edecek. Bu hafta sonu da var. İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi. Seyahat kısıtlaması kaldırılan 7 ilde biliyorsunuz. Sokağa çıkış kısıtlaması da uygulanmayacak artık. 24 ilde sokak kısıtlaması devam edecek. Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla illerinde sokağa çıkma kısıtı yok, kaldırıldı. Yarın marketler, bakkallar, manavlar 23'e kadar, gece 11'e kadar açık olacak. Anneler günü nedeniyle pazar günü çiçekler de servis edilecek, buna izin verilecek. Çiçek gönderebilirsiniz yani. Ramazan nedeniyle tatlı servisi de evlere devam edecek, yapılmaya. 11'den 15'e kadar da 65 yaş üstü sokakta yürüyüş yapabilecek, 4 saatlik bir izin var. Benzin motoruna yine zam geldi. Benzinin litre fiyatı 20, motorunun ise 27 kuruş arttı. Hem petrol fiyatlarında bir toparlama vardı, hem dolar da yükselince Ankara'da benzin 5 lira 65 kuruş, İstanbul'da 5 lira 51 kuruş oldu. İzmir'de 5 lira 68 lira, 5 lira 68 kuruş. Motorinin litre fiyatı ise ortalama bu zamdan sonra 27 kuruşluk zamdan sonra 5 lira 30 kuruş civarında, onu da aktarmış olalım. EPDK'dan doğalgaz faturalarını inceleme dün sabah saatlerinde aktarmıştık. Sonra tartışma devam etti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İktaş hakkında mevzuata aykırı sürelerde gaz faturası düzenlediği gerekçesiyle soruşturma başlattı. En fazla 35 günlük fatura kesebilirsiniz incelemeden sonra deniliyor. Fakat 45 günlük faturalar kesildiği belirlenmiş. İktaş da diyor ki biz izolasyon nedeniyle, sokak kısıtlamaları, işte koronavirüs nedeniyle süreçlerin biraz uzadığını EPDK'ya bildirdik. EPDK'nın bu konuda bilgisi vardı diyor. Dolayısıyla faturaların 45 günlük olmasının nedeni yaşadığımız şartlardan kaynaklandı ifadesini kullanıyor. Peki soruşturmada diyelim ki aykırılık tespit edildi, faturaların yüksek olduğu belirlendi. Ne oluyor? Bu yapılanın düzeltilmesi isteniyor EPDK tarafından. Fakat bu fiil geçmişte kaldığı için bir daha yenilenmesin uyarısı yapılıyor. İkinci kez diyelim ki soruşturma açıldı ve böyle bir olayla karşılaşıldı. Bu kez uyarı yok. Direkt 950 bin, 57 bin lira ceza kesiliyor. Dolayısıyla İGDAŞ diyor ki biz bu süreçte 45 günlük faturalar keseceğimizi, şartların bunu gerektirdiğini bildirdik. Bunda bir kasıt yok diyor. EPDK'da 35 günü aşmışsınız, 45 günlük faturalar kesmişsiniz, ihlal yapmışsınız diyor. Dolayısıyla vatandaş adına nasıl bir durum var tabii, ortada hepimiz faturaları ödüyoruz. Bakan Albayrak sadece doğalgaz değil başka faturaları da ödemeye yüksek devam ediyoruz. Bakan Albayrak yatırımcılarla buluştu dün itibariyle. Telekonferansta uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi. Verilen mesajlar şöyle aktarılıyor. Merkez Bankası yeterli olandan da fazla rezerve sahip mesajını iletti yatırımcılara. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak böyle belirtiliyor. Bankalar ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını rahatlıkla çeviriyor. Hazinenin zaten çevirmesi gereken 4.7 milyar dolar borç kaldı hazinede diyor. Serbest piyasaya dayalı politikalar izlenecek. Sermaye kontrolü planlanmıyor. Böyle bir durum söz konusu değil diyor Hazine ve Maliye Bakanı. 2020'nin tamamında pozitif büyüme, ikinci yarıdan itibaren toparlanma bekliyoruz. En kötü senaryoda bile ekonomik aktivite yılın ikinci yarısında normale döner mesajı veriyor yatırımcılara Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dünkü video konferansta. Devam edelim. Başka hangi başlıklar var? Rakamlara geçelim. Yavaş yavaş da süremiz doluyor. Dolar kotasyonları BDDK'nın yeni düzenlemesi var. Daha önce atılan önlemler vardı. Bir miktar zaten uluslararası piyasalarda koronavirüsün yarattığı etki de söz konusu. Dolayısıyla bugüne bakıldığında yurt içine döviz girişinin bir miktar durması dolardaki hareketi de beraberinde getirdi. Hisse ve tahvilde yabancı satıcılığı, onu söyleyelim. 98.571 puanda Borsa İstanbul. Dolar TL 7.21 seviyesinde. Euro TL'ye bakıldığında 7.79 seviyelerini görüyoruz. Euro dolar paritesinde uluslararası piyasalarda da dolar gücünü korudu. Hatta arttırdı. Euro değer kaybetti. Euro dolar paritesi 1.07 seviyesine çıktı. Faize bakıldığında %9'un altında seyir devam ediyor. Altının onsu 1.687 dolarda, hafif bir yükseliş yeniden var. Ama 1.700 doların üzerinden
de oradan biraz geri gelmişti. Brent tipi petrolün varil fiyatı önce yükseldi, sonra yeniden petrol fiyatı düşüşe geçti. 30 doları aşmıştı. 29 dolar 72 sente geriledi. ABD ham petrolü 24 dolar 14 sent. Gram altın 392 lira. İçeride dolar yükselince bizde altın da daha hızlı yükseliyor. Gram altın 392 liraya yükseldi. Çeyrek altın 641 lira. Yarım altın 1282 lira ve tam altın 2558 lira. Bitcoin'i merak edenler için çok ciddi bir yükselişin devam ettiğini o cephede söyleyelim. %4,7'lik yükselişle daha önce de gelen hızlı yükselişlerle 67 bin seviyesinde Bitcoin. Bir Bitcoin 67 bin lira seviyesine ulaşmış durumda. 12 Mayıs bölünme gibi bir tarihi işaret ediyor Bitcoin açısından. Dolayısıyla bundan sonra hareketlerin daha da hızlanabileceğini hep belirtmiştik. O tarihte yaklaşıyor. Altınla beraber de ortak hareket olduğu için Bitcoin'de 67 bin seviyelerine doğru hızlı bir yükselişi bugün itibariyle gördük. Hem dünden yansıyanlar, gelen haberler, piyasa hareketleri hem de gündemi sizlere özetlemeye çalıştık. Devam ediyoruz para gündeme. Saat 9 itibariyle Habertürk TV Ankara temsilcisi Bülent Aydemir de hazır. Birazdan konuklarımız da olacak. Mesela Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, Mustafa Aydın bize, Profesör Aydın bize o araştırmayı aktaracak. Acaba koronavirüs bizde nasıl bir etki yarattı? Biz bu süreyi Mart'ın işte 11 Mart'tan bu yana nasıl geçirdik? Bundan sonrasına nasıl bakıyoruz? Bütün bunları, neler yaşadığımızı anlatan, algımızı anlatan, bizde yarattıklarını anlatan anket sonuçlarını açıklayacağız. Gündemdeki siyasi başlıklar darbe, işte barolarda seçim, darbe tartışması, barolarda seçim konusu, belki gündeme ara ara gelen erken seçim tartışmaları, hala gündeme gelmeye devam eden bu cephede siyasi tartışmalar devam ediyor. Hayat normalleşirken yavaş yavaş kontrollü sosyal hayata geçiyoruz. Sağlık Bakanı yeni dönemi böyle ifade etti. O dönemde bizi neler bekliyor? Ekonomi cephesinde hangi gelişmeler yaşanacak? Dolayısıyla bu konuda neler düşünüyoruz? Bunlar aslında gündemin genel çerçevelerini oluşturuyor. Günaydın Bülent Aydemir. Habertürk TV Ankara temsilcisi Bülent Aydemir de hazır. Biraz artık normalleşme sürecini ve bundan sonra ne olacağını daha çok konuşur hale geldik. Siyaset gündemi de yine tartışmaların odağında yoğun geçiyor diyebiliriz herhalde. Ankara biraz daha hareketli. Günaydın Ebru. Günaydın. Evet, Ankara'da dün senin de ifade ettiğin gibi bir erken seçim tartışması vardı. Aslında bu tartışma değil ama bir haber, gazete haberi. Buna dayalı olarak ben de tabii bu işin peşine düştüm. Yani var mı böyle bir karar? İşte AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı partileri acaba işte çoğunlukla ilgili bir problem var mı? Bu nedenle mi erken seçim tartışmaları gündeme geliyor? Ki pandemide başarılı bir grafik izlemişken hükümet seçime gider mi? Bunu kesin bir dille reddediyorlar. Erken seçimin olmadığına dair, ki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin de açıklaması vardı 2 gün önce. 2023'e kadar bu hükümet iş başındadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kökleşip derinleşmektedir ve oturmaktadır, yerleşmektedir yönünde bir açıklaması olmuştu. Erken seçim yok. Nereden çıkıyor peki bu? İşte bu pandemi nedeniyle, koronavirüs nedeniyle yaşananlar, işte bu döviz tartışmaları, swap, Merkez Bankası rezervleri, Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasında yaşanan, ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir karşılığının olmadığını söylediği, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri vardı. Ne darbesi dedi, biz darbeyi mi destekleyeceğiz, darbelerden en çok zarar gören parti biziz açıklaması var. Bu tartışmalar devam ediyor. Bunların nedenlerini az çok kestirebiliyoruz. Benim görüşmelerimde edinebiliyorum ama şuna dayandırılıyor. HDP'nin Anayasa Mahkemesi'ne bir başvurusu var. Parlamenter sisteme dönüş için bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iptal edilmesi, bu anayasa değişikliğinin. Buna ilgili bir başvuru var. Bu başvurudan eğer bir karar çıkarsa, ki Anayasa Mahkemesi'nden böyle bir karar beklemiyoruz, onu söyleyeyim ben. Acaba işte erken seçim olur mu? Zorunluluktan kaynaklı olur mu? Hatta AK Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile alttan alta temasta bulunduğu
parlamenter sisteme dönüş noktasında ifade ediliyordu. Bu gerçeği yansıtmıyor. Yani şu anda 2023'e kadar ki şartlar da çok iyi değil aslında. Yani erken seçim iktidar partisi açısından da belki çok istenilen sonuçları vermeyecek. Çünkü atılan adımlar var ve bu adımların sonuçları bekleniyor. Bu pandeminin yol açtığı bazı durumlar var. O yüzden iktidar açısından çok sağlıklı görünmüyor erken seçim, Ebru. Yani ittifaklar tabii, diğer meseleler, bunlar da konuşuluyor, tartışılıyor. Yalnız bu erken seçimi tartışanların aklına bir şey geliyor. Faruk Çelik, eski devlet bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yapmıştı ve sonrasında işte bu 50+1'in çok yüksek olduğunu, böyle bir çoğunluğu üretmenin zor olduğunu, bunun istikrarsızlığa yol açabileceğini ifade ederek ama bu kendi görüşümdür diye altını da çizdi. 40+1'e düşürülsün dedi ama eski sisteme dönüşten söz etmedi. Dolayısıyla bu tartışmaların arkasında son günlerde siyasi arenada, Ankara siyasetindeki tartışmaların da rolü var. Ama erken seçim yok, en azından şunu söyleyeyim, iktidar cephesinde, kanadında ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde erken seçime yönelik herhangi bir irade yok. Dün benim yaptığım izlenimler, görüşmelerden edindiğim izlenim bu yönde. Diğer konu tabii bu dolar kuru meselesi, swap meselesi. Başlıklara mı gideceksin Ebru? Yok, dolar söyleyeceksen hayır. Ankara'da başka tartışmalar da var. Onlara geçmeden önce bir hatırlatma yapıp gündeme vereyim dedim ama dolar konusu ekonomiden yansıyan devam ettiği için bu bölümde aktarabilirsin tabii. Şimdi ekonomiye tabii, gireceksen burada gelir. Bu konu önemli. Dün bununla ilgili hazırlıklarım var. Dün de bunları aktardım. Özellikle swap, ki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak swap görüşmelerinin G20 ülkeleriyle devam ettiğini ifade etti. Birçok ülkeyle olabilir dedi ama IMF ile yok. IMF ile Türkiye'yi masaya oturtmak isteyenlerin girişimi, çabası bu denildi. Bir de tabii Merkez Bankası rezervleri konusunda bir tartışma yürüyor. Şimdi ben bunu dün bu tartışmanın Türkiye'ye zarar verdiğini ifade ederek söylemiştim. İki tarafın da ortaya koyduğu argümanların zarar verdiğini ifade etmiştim. Yani rezervlerin yeterli olduğunu ama brüt rezervler üzerinden, yani bankaların karşılıklarının da dış borç ödemelerinde kullanabileceğine ilişkin yazılar okudum ben. Dehşete düştüm bu yazıları okuyunca. Çünkü ekonomi uzmanı değilim, ekonomist değilim ama az çok takip ediyorum, görüyorum. Böyle bir karşılaştırmanın hiçbir realitede karşılığı olmadığını görüyorum. Şunu söyleyeyim. Şimdi döviz kurulunda bir atak olduğu, dün açıklamalar yapıldı, BDDK'nın açıklamaları var. Bu sabah da bir tebliğ yayınlandı. Özellikle spekülatif işlem yapan ya da piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemlerin neler olduğu sayıldı. Bunlarla ilgili cezai müeyyideler var, yaptırımlar var, çok ağır yaptırımlar var. Hem bankacılık sistemini hem de ekonomiyi manipüle edici girişimlerden söz ediliyor. Ama ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Şimdi dolar kuru ya da döviz kuru üzerinden evet atak olmuş olabilir. Bazı bankaların ya da bazı yatırımcıların ihtiyaçları olabilir. Bununla ilgili döviz alma, TL alıp olmayan TL üzerinden döviz alındığı ifade ediliyor. Karşılığı var mı bilmiyorum bunun. Ama döviz kuruna baktığımızda 2 yıl önceki atağı hatırlıyor musun Ebru? Erken seçim kararının alındığı. Swap işleminden bahsediyorsan yabancı geliyor, TL alıyor dolarını verip işlem yapıyor. Tabii. Sonra dolarını alıp geri çıkıyor. Dolayısıyla bu işlemlerde bir sınırlamadan bahsediyoruz. Türkçesi bu, en Türkçesi bu yani. O değil. Şunu söylüyorum. Daha açık ifade edeyim. Şimdi bir ilk atak Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olarak atak doların 7-20 lira olduğu Nisan Sayın Bahçeli'nin erken seçim kararı aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıkarak işte Haziran seçimlerinin kararını alındığı görüşmede doların kuru 4.95 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Seçim kararı alınınca, normalde seçim kararı demek belirsizlik ve istikrarsız demektir. Herhangi bir atak ya da herhangi bir değişiklik olmadı. Evet. Yani dolarda böyle fahiş bir artış olmadı döviz kurunda. Sonrasında seçim sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabinesi açıklandıktan sonra biz dolarda spekülü hareketler, yukarı yönlü hareketler gördük.
İşte 7.20'lere ulaştı ki Rahip Brunson krizi vardı o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ağustos'ta. Buna bağlandı. Bu da etkenlerden biriydi. Trump'ın tehdidi, ben dedi Türk ekonomisini bitiririm dedi, değil mi? Yaptırım. Bu da etkenlerden biriydi ama evet, bir güvensizlik ortamının oluştuğunu gördük. Sonra 7.20'lerden tekrar 5'li seviyelere, 4.95'e, bunun da altına çekildiğini dahi gördük biz doların. Ama şu anki dolar kuru 7.20'ler civarı şu anda herhalde, yanlış bilmiyorsam. 7.20. Sanki buraya dolar sindire sindire geldi ya da döviz kuru buraya sindire sindire geldi. Yani burada evet birkaç kuruşluk ataklar olabilir ki Merkez Bankası'nın çok sert müdahalesi var. Döviz satarak bunu regüle ediyor, kontrol ediyor. Ama altın fiyatlarıyla kıyasladığımızda o geçen yılın Aralık ayının rakamlarına baktım ben. Altında %35'lik bir artış var. Yani neredeyse işte 100 kuruş, 2.90'lar, 290 lira gram altın için söylüyorum. 290'dan 390'lı seviyelere geldi. %34. Şimdi altınla, şimdi bunu karşılaştırmak doğru mu bilmiyorum. Altına talep var dünya ölçeğinde. Türkiye de altın alıyor. Haklı olarak altın biriktiriyor. Bu meselede hani altın %35 prim yapmış, dolarda ise %18-19'luk bir prim var. İkisini kıyasladığımda sanki hani çok da hani speküle bu noktaya geldiğimiz, yani 7'li 20'ler tabii yüksek rakamlar, bu noktaların çok speküle olmadığını ve doların aslında karşılığı olduğunu, çünkü dışarıda da değerli bir para birimi. Evet, güçleniyor. Türk lirasındaki erimeden kaynaklı. Evet, olduğunu görebiliyoruz. Yani geçen sene ikinci bir atak da oldu geçen sene biliyorsun Ağustos ayında. Geçen yıl, önceki yıl yaşanan o 7.20'ler, 7.40'lar seviyesi evet bir krize, olağanüstülüğe işaret ediyordu. Ama bana sorarsan şu anda ben dövizde bir kriz ya da krize işaret edecek, dövize yönelik atak, atağa işaret edecek bir gelişme görmüyorum açıkçası. Ben biraz... Yani normal seyrinde piyasaların talebiyle bu yükseliyor Ebru. Evet, bu tabii olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Yani dünyaya bakıldığında da 1929 buhranından bu yana en sert çöküşler, düşüşler yaşanıyor. Demin sürem yetmedi. Madem ekonomi cephesinden gelişmeleri ve sen de yorumunu aktardın. Mesela biraz önce ben ekonomi gündemini aktarırken zaman olsaydı dünyayı da verecektik. Onun grafiklerini de hazırlamıştık. Mesela Amerika'da işsizlik rakamları, özel sektörde istihdam çok ciddi oranda azalmış. 20 milyonu aşkın kişi işten çıkartılmış. Mesela Nisan ayında 20 milyon 240 bin özel sektör çalışanı işten çıkartıldı haberini dün aktardık. İşletmeler 30 milyon oldu o rakam, 30 milyonu geçti. İşsizlik maaşı başvuruları var. Bu özel sektördeki durum, işsizlik maaşı başvuruları var. Zaten devam eden bir işsizlik vardı. Ama düşünsene, yani bundan 2-3 ay önce Amerika'da işsizlik maaşı başvuruları 240 bin diyorduk. Özel sektörde istihdam düşüşü çok sınırlıydı. Ama birdenbire 20 milyon kişi özel sektörde bir ayda işini kaybetmiş. Sonra Avrupa ekonomisine, Euro bölgesi ekonomisine bakıyoruz. Orada da durum fena. %7'lik bir tarihi daralma yaşayacak. Zaten küçülen, büyüyemeyen bir Avrupa vardı. Şimdi hem bütçe açıkları, hem borçlar, hem de büyüyememe sorunuyla karşı karşıya. Tamam, siz üretiyorsunuz. İçeride zaten talepte talep çok coşkulu olmayacak ama malınızı nereye satacaksınız noktasında da dünyaya baktığınızda normalleşme zaman alıyor. En kritik mesela sektörler hizmet sektörü. Turizm ve turizme bağlı ülkelerde durum biraz daha kötü. İtalya, İspanya gibi ülkelerde borçların çok arttığını görüyoruz. Mesela İtalya'da gayri safi yurt içi hasılanın %110'unun üzerine çıkacak bir borçlulukla karşı karşıya kalabilir. Bütçe açıkları zaten vardı. Yeni yeni toparlamaya başlıyordu. Euro bölgesi tarihi resesyona gidiyor, durgunluğa gidiyor. O da istihdamı, işsizliği etkileyecek. Dolayısıyla bu süreci yönetmek çok kolay değil. İngiltere'ye bakıyoruz. Erken bir normalleşme sürecine geçmek zorunda. Pazar günü adımları açıklayacak ama vaka sayısı İtalya'yı geçmiş durumda İngiltere'de. Yani Amerika'ya bakıldığında, işte Avrupa'ya bakıldığında 1929 buhranından sonra en büyük durgunluğu, resesyonu yaşanacağı bir döneme gidiyoruz. Dolayısıyla bunun etkileri, yansımaları olacaktır. Tüm dünyada olduğu gibi.
Yani dünyayı evet, da şimdi yani ben, tablo bu. Evet, onu anlatmaya çalıştım. Aha. Tabii tablo evet çok ağır dünya açısından, Amerikan sistemi açısından. Yani sen da hani ben daha Ağustos ayına bugünkü benzemiyor dedin evet ya, o anlamda söylemek istedim. Orada hani Türkiye açısından evet yaşanan tartışmaları evet değerlendirmek için şunu söyleyeyim ben, gündemimize geri dönersek evet Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın işte Kasım ayında bir seçim var ve zor durumda. Kriz başlarken %49 olan Trump'ı onaylama oranı %39'lara düştü. Hem Cumhuriyetçilerde hem Demokratlarda Trump'a yönelik eleştiriler var ve Trump'ın dünya siyasetini domine edecek bazı adımlar atabileceği bu süreçte ifade ediliyor. Kendi seçim kampanyasını yapan, ne gibi söyleyeyim hemen. Seçim kampanyasını yapanla dahi Pascal'la, Brett Pascal'la tartışmalar yaşıyor. Hatta bunu kameraların önünde yaşadığını görüyoruz Trump'ın. Mesela Trump'ın dezenfektanları insanların vücuduna enjekte edelim gibi önerisi çok tiye alındı. Hatta çok ağır eleştirildi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Trump'ın gösterdiği performans, sergilediği performans, yaptığı toplantılar, kamuoyu önünde verdiği mesajlar çok eleştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimine giderken Trump'ın alacağı radikal kararlar, ki bu desteğin çok düştüğü ifade ediliyor, diğer ülkelerini, dünyanın diğer ülkelerini etkileyecek. Bu Çin'e yönelik ne gibi sorusunun yanıtını veriyorum. Çin'e yönelik başlatılan atak hukuk mücadelesi, ticaret savaşları, bu karşılıklı suçlamalar. Dikkat edersen Amerikan yönetiminden Çin'de bu laboratuvarda bilinçli olarak üretilip yayılmadı gibi açıklamalar geldi. Halbuki bu kısmıyla ilgili görüş ayrılıkları olsa da Çin'in Dünya Sağlık Örgütü'ne vakaları geç bildirmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışılıyor. Lindsey Graham daha önce ne kadar önemli bir isim olduğunu ifade etmiştim. Amerikan siyaseti açısından, dünya siyaseti açısından ve Türkiye'yi de ilgilendiren boyutları var. Rahip Brunson ve diğer yaptırımlar boyutları. Onunla ilgili mesajlar Graham'den gelmişti. Amerika'nın önümüzdeki süreçte alacağı kararların bu pandemiyle mücadelesinin şu an 70 binlerde olan ölümlerin 100 binleri aşacağı, 135 bine ulaşacağı ifade ediliyor. Bu noktaya kadar seyredecek mi Amerikan yönetimi, yayılımı kontrolü sağlayacak? Bir yandan normalleşme adımları atmak istiyor Trump. Ne yapmak istiyor? Mesela işsizlik konusunda yapması gerekenler var. Seçime gitmeden önce Trump'ın bu 30 milyonun 60 milyona kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Bu konuda Trump'ın ne yapacağını merak ediyor bütün dünya. İkincisi Fed'in parasal genişlemesi var. Bu devam edecek ama çöp varlıklar, yani şu anda Amerikan sisteminde hiçbir değeri olmayan varlıkları da kapsayacağı ifade ediliyor. Radikal adımlar bunlar. Bir diğeri de petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklı olarak, özellikle çöküşten kaynaklı olarak petrokimya piyasasına özel teşvikler vereceği ve Fed'in petrole dayalı varlıkları alıp almayacağı Amerika'da tartışılıyor. Amerika'da. Şimdi bunun bizimle ilgili boyutu, perifer ülkeler ya da merkez ülkeler, Amerika, Almanya, Fransa gibi ülkeler, İngiltere gibi ülkelerin dışındaki Avrupa, Eurozone bölgeleri dışındaki ülkelerde durumun ne olacağı. Yani bu ülkeler kendini bir şekilde hem pandemiden hem de ekonomik olarak kurtardıktan, ayrıştırdıktan sonra çevre ülkeler, bölge ülkeleri, bu coğrafyadaki ülkeler bundan nasıl etkileyecek, kendi kaderlerine mi bırakılacak? Asıl soru bu. Hem Amerikan siyaseti açısından hem dünya siyaseti açısından. Ki bizim yetkililerimiz de şunu söylüyorlar, artık yeni bir normal var. Yeni normal içinde uluslararası ilişkiler dengesi ve pandemiden sonra, belki bu krizden sonra Türkiye'nin de önüne çıkacak dış politika dengesi ne olacak? Çin, Rusya bloğu oluşup Türkiye burada mı yerini alacak, yoksa tekrar Batı ittifakına dönüp bunun içinde swap anlaşmaları da var. Batı ittifakıyla hem askeri stratejik ilişkiler, diplomatik ilişkilerini düzenleyip yoluna öyle mi yürüyecek? Yani bir uluslararası ilişkiler krizinden söz ediyorum. Bütün dünyayı bekleyen soru bu. Amerika'nın atacağı adımlar da bu açıdan önemli. Bize dönersek içe, dün önemli kararlar alındı. Ligler 12 Haziran'da başlıyor. Bunu merak edenler varsa, ama seyircisiz oynanacak. Tedbirleri bakanlık alacak, Spor Bakanlığı. O açıdan önemli.
bazı vakalarda bir yükseliş var. 2253'e yükseldi. Sağlık Bakanı sorumluluk Türkiye bu, Futbol Federasyonu'nun dedi. O konuda da tabii ki... öyle dedi. Ama bakanlık, önlemleri bakanlık kararlaştıracak. Bu, mesela federasyon da evet burada sorumlu. Çünkü federasyona talep var. Ligleri bir an önce bitirelim diye bir talep var. Ama kontrol ya da sorumluluk onlarda. Yeni dönemin adı kontrollü sosyal hayat. Şimdi ben dikkatle dinledim Sayın Fahrettin Koca'yı. Gerçekten çok ciddi mücadele verdiler. Hep söylüyoruz ama benim de yakınlarım var. Sağlık emekçisi, doktor, hekim, çalışan. Onların da bu emeğini boşa çıkarmamak, herkesin ödediği bu bedeli boşa çıkarmamak için gevşemeye yol açmamamız lazım ki gevşeme sinyalleri görüyorum. Bilmiyorum, AVM'ler çok mu elzemdi? Ben de ticaretin durmasından yakınanlardanım. Ama AVM'lerin bu şekilde açılmasının, ben Türkiye'nin, inşallah yanılırım da, tekrar riskli gruba girebileceğine, girebilmesine yol açacağını düşünüyorum. Ki bu şartlarda bütün dükkanların açılması da söz konusu değil. Yüksek kiralar, yüksek bedeller. Bir de hazırlık bunun belki bir gözden geçirilmesi, evet, yerinde olacaktır. AVM'ler, diğer işte kuaför, berberlerle ilgili bazı gevşeme, esneme emareleri var. İkinci bir dalga. Şimdi yaz aylarında viral yük, viral baskı düşüyor. Her türlü virüsle ilgili. Bunu biliyoruz. Yani bu virüsün belki semptomlarının görülmesi azalacak ama Eylül-Ekim gibi sonbaharla birlikte, kış aylarıyla birlikte bunu bütün dünya da bekliyor. Yeni bir dalga olabilir. Bunu nasıl engelleyeceğiz? Bence şimdiden bunu oturup düşünmek lazım. Bu noktada pazarcı esnafının, özellikle işte bu sosyete pazarları, giyim kuşam satan, züccaciye satan pazarlar var biliyorsun. Diyorlar ki AVM'ler açılıyor da niye bize izin verilmiyor? Şimdi AVM'lerle bizim farkımız ne? Oralar işte randevulu olacak, maske, dezenfektan, havalandırma. Onlar da haklı olarak diyor ki bizi de kontrollü olarak biz de işlerimizi yapalım çünkü evimize ekmek götüremiyoruz diyorlar. Kimler AVM diyor? Kararıyla birlikte belki pazarcıların, pazarcılar, pazarcı esnafı. Pazarlar açık. Pazarcılar, sen pazara gidiyor musun? Sonra, ben giyim satan pazarcı esnafı. Evet, oralarda giyim kuşam satılıyor. Sadece sebze meyve gıda satılan pazarların hali böyle olunca belki AVM'ler görüldükten sonra kısmen açılmaya başlanır. Sosyete pazarları denilen işte giyim pazarlarını diyorsun. Bazı ürünler, giyim, züccaciye, her türlü ürün bulabiliyorsunuz orada. Evet, onlarla ilgili. Onlar diyorlar ki yok. Küçük, genelde küçük AVM'lerde ya da böyle AVM tipi kapalı mekanlar genelde oluyor. Küçük AVM'lerde kullanılıyor. Bizimle ilgili de tedbirler alınsın. Biz de açalım diyorlar dükkanlarını, iş yerlerini. Bu konu var. Bir diğer konu benim üzerinde durmak istediğim, özellikle sığınmacılar, Türkiye'de yaşayan düzensiz göçmenler ve misafirler, 3 milyon 600 bin Türkiye'de yerleşik resmi rakamlara göre, bir de 1 milyon 100 bin kadar düzensiz farklı ülkelerden gelen düzensiz göçmen sığınmacı var. Bunlarla ilgili, bunlar bu sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmadıkları için hem maske ve dezenfektana ulaşma hem test yapma konusunda bazı sıkıntılar var. Şimdi halkımız, vatandaşlarımız şunu söyleyebilir. Ya biz büyük sıkıntıları çekiyoruz. Onlarla mı ilgilenelim bir daha? Tabii ki ilgileneceğiz. Çünkü onlar normalleşmeden sonra hayatımızın içine karışacaklar. Onlarla temas edeceğiz. Sokakta, çarşıda, pazarda karşılaşacağız. Dolayısıyla dün Göç Derneği'nin bir açıklaması vardı. Göçler'in, Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği'nin bu konuda bir açıklaması vardı, raporu vardı. Çok etkili veriler var. Özellikle bu sığınmacılar varoş diyebileceğimiz ya da sosyal açıdan düşük yerlerde yaşadıkları için buralarda pandeminin yayılma hızının yüksek olduğunu, hastalığın yoğun görüldüğü yerlerde bulunuyorlar. Bu açıdan risk taşıyor ve kalabalık ailelerde yaşıyorlar. 20-30 kişilik yeri geliyor. Bu büyüklükte evlerde yaşıyorlar ve kontrolsüz bir şekilde gelirleri düşük, tabii yüksek gelirli olanlar da var, onları dışında tutarak söylüyorum. Gelir seviyeleri düşük olduğu için maske, eldiven, dezenfektan, bunlara ulaşamıyorlar. Bazıları akraba ziyaretleri ve zorunlu nedenlerle yer değiştirmişler. İllerinin dışına çıkmışlar. Kendi yaşadıkları illere de dönemiyorlar ve çıkıp o ilde sağlık kuruluşuna başvuramıyorlar. Sistemde olsalar dahi
sağlık kuruluşuna başvuramadıkları için hem hastalığın tespit edilmesi hem de onların tedavi edilmesi konusunda aksaklıklar yaşanıyor. Maddeler halinde sıralanmış. Mesela vefa destek grupları normal vatandaşlarımıza, Türk vatandaşlarına hizmet veriyor, destek oluyor. Belki bu vefa destek grupları gıda ve yardım malzemeleri, dezenfektan ürünleri konusunda destek olabilirler. Bu tür öneriler var. Özellikle belki bulundukları şehirlere dönmeleri ve sağlık sisteminde yer almayan, başka ilde de olsa kamu hastanelerinden, devlet hastanelerinden yararlanmaları konusunda bir öneri var. Tabii test yapma konusunda onlara yönelik bir test sistemi içinde yok. Bir önemli konu daha, veri yok Ebru. Evet. Onlarla ilgili mesela kaçı yaşamını yitirdi, cenazeleri ülkelerine mi gönderiliyor ya, eğer yaşamını yitiren varsa burada mı defnediliyor? Burada da yine Göçmen Derneği Başkanı, Suriye Dostluk Derneği Başkanı Doktor Kadriye Esra Aygün'le görüştüm. Onun da bazı verileri var. Başka ülke vatandaşı olsalar dahi bunu bilmeni hakları olduğunu ifade ediyor. Kendi ülkelerine gönderilmeleri, burada defnedilmeleri, bunların düzenlenmesi gerektiğini söylüyor. Bir de tabii bunu da es geçmek istemiyorum. Yine Sayın Aygün'ün verdiği bilgiler, Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerindeki duruma ilişkin. Oralarda Türkiye'nin oluşturduğu kamplar var, orada yaşayanlar var. Bir de normal şehir yaşantısı var. İdlib dışındaki bölgelerde test olmadığı bilgisini verdiler. Yani koronavirüs testi, COVID-19 testi yapılamıyor. Bazı vakalar görülüyormuş ve bu vakalar Azez'deki büyük bir hastaneye sevk ediliyormuş. Bazı yerlerde, özellikle Suriyelilerin yaşadığı bölgelerde, kendi ülkelerinde hem ateş ölçer cihazı hem de ilaç sıkıntısı yaşandığı vurgulanıyor. Şimdi şunu söyleyebiliriz, yani onlar kendi ülkelerindeler, bizi ilgilendirmiyor. Bunu söyleyemeyiz. Neden? Çünkü ilerisinde Suriye'nin ekopolitiğinde Türkiye'nin söz sahibi olacağını biliyoruz. Orayla etkileşim halindeyiz. Orada kamu görevlilerimiz var. Türkiye'den yardıma, desteğe giden kamu görevlileri var. O açıdan oradaki durum da bizi yakından ilgilendiriyor ki bu konuyla ilgili de bazı öneriler var biliyorsun. Suriye ile Türkiye'nin rejimle en azından pandemi konusunda temasa geçip ortak bir süreç yürütmesi konusunda. Burada Esad'ın bölgesinde kontrol ettiği bölgelerde ilaç ve test konusunda sıkıntılar yaşanmadığı bilgisi de geliyor bana. Tabii ki Türk askerinin bulunduğu İdlib'deki operasyon bölgesinde hem testler açısından hem kontroller ve alınan önlemler açısından herhangi bir sıkıntı yok. Oralar Türkiye'nin elinin kolunun uzandığı yerler. Oralarda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Bu bilgiyi de verelim. Yani sığınmacı ve düzensiz göçmen meselesi koronavirüste de inşallah canımızı yakmaz. Çünkü İnşallah. Yüksek bir sayıdan söz ediyoruz. Sadece Suriyeliler değil, diğer başka ülkelerden de Suriye'den gelen var. Açıklamaları gördün İleriki mü? İleriki günlerde. Yani şu anda hani durumu tam tespit edemiyor olabiliriz. Durum çok daha kötü olabilir. Bir felaket olabilir demiş evet. Esad. Suriye için mi söylüyor? Evet, evet, evet. Kendi ülkesi için. Esad'ın destek al. Evet, kendisi işte İran'dan destek alıyor, işte Moskova'dan destek alıyor ama oralardaki durumda görülüyor. Yani İran'ın oradan durumu bir haber gelmiyor diye bir analiz değil. Okudum da sonra oradaki açıklamalara dönmüşler. Hani durum felaket olabilir, biz bunu görmüyor olabiliriz şeklinde. Senin anlattıklarını doğrulayacak şeyler yani. Ne yapıldığını evet, bilmiyoruz. Evet, şimdi burası... Buradaki istikrarsızlık, Suriye'deki istikrarsızlık bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'yi doğrudan etkileyecek. Aynen. Oradaki kaçakçılık faaliyetleri, ekopolitiğin düzenli işlememesi, bir istikrarın olmaması işte terör olarak karşımıza çıkıyor. Irak'ta dahil, Suriye'de dahil buna. Oradaki kaçakçılık faaliyetleri, akaryakıt durumu, oradaki burası da çok önemli. Su rejimi. Yani işte buradan giden akarsuların kullanımı meselesi var. Birçok konu var. Dolayısıyla Türkiye Suriye meselesine bundan sonrası için de bakmalı. Yani 15-16 milyonluk bir kitlenin doyurulması, beslenmesi, onların iaşelerin sağlanması. Tabii ki bu Türkiye'nin tek başına yürüteceği bir şey değil. Ama bunu sağlayabilmek için gelir üretmek zorundasınız. Özellikle bizim sınır illerimizde tarımsal faaliyetler,
belki alışveriş, bunların şu andan planlanması ve düşünülmesi gerekiyor. Suriye'de eğer bir yönetim değişikliği söz konusu olursa, seçim olursa, istikrar sağlanırsa Türkiye burada söz sahibi olacak. Söz sahibi olmasa dahi Türkiye buradan doğrudan etkilenecek. O yüzden hani hep şu söyleniyor ya, işte Suriye'de ne işimiz vardı? Evet, belki başlangıç noktasında bu söylenebilirdi ama bu aşamadan sonra Türkiye'nin bu soruya işimiz var diye yanıt verebileceğini söylemek mümkün. Çünkü doğrudan dediğim gibi oradaki gelişmeler Türkiye'yi etkileyecek. Irak'taki gelişmeler bunun örneği. Yıllarca orada dışarıdan ihraç edilen istikrarsızlık Türkiye'yi etkiledi. Terör olarak, işte insan hareketleri olarak, göç olarak. Şimdi de etkiliyor, bundan sonra da etkileyecek. Dolayısıyla bugünden hem pandemiyle birlikte hem de pandemi sonrasında ekonomik, oradaki kitlelerin yaşileri ve beslenmesi, ticaret, alışveriş, sınır ticareti, sınır geçişleri, bunların bugünden planlanması gerekiyor. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gündeme ilişkin notları, değerlendirmeleri aktardın. Ekonomiye geniş bir pencere açtın. Buradaki önemli konulardan biri de görüşmelerin sürdüğü yapılacak swap anlaşması. Bu noktada bir açıklama. Piyasalarında en önemli başlıklarından biri deyip toparlamış olalım. Yarın görüşmek üzere diyelim. Gündem başlıklarında daha farklı Ankara gündeminden, iç siyasetten, hayattan yansıyanlar neler? Bir toparlayalım, ardından konuklarımıza dönelim bu gündem içinde. Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de 64 kişi daha yaşamını yitirdi. Biraz önce vaka sayısı ve iyileşen sayı açısından bir iki gündür bir artış söz konusu denilmişti. O tablodan yansıyan, dün akşam açıklanan tablodan yansıyan şu. Toplam can kaybı 3584 kişi. Test sayısı 30.303. Vaka sayısı 2253. İyileşen hasta sayısı 4917 kişi arttı. Bu artış 5000'in üzerinde geliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısında sokağa çıkma kısıtlamasına ara verilen günlerden kaynaklanan beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Tedbirlere mutlaka uymalıyız uyarısını tekrarladı bu açıklamayı yaparken. Sokağa çıkma kısıtlamasının ertesi döneminde hızlı bir normalleşme içindeyiz. Dolayısıyla sosyal mesafe ve bazı kurallara daha az uyuyoruz. Onun da yansıması verilerde görünüyor. Daha fazla dikkatli olmalıyız uyarıları da geliyor. Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Amerikan Pfizer ilaç şirketiyle geliştirdiği COVID-19 aşı çalışmasını Amerika'da insanlar üzerinde test etmeye başladı. Aşının güvenli ve etkili olduğunun anlaşılması halinde yıl sonuna kadar Amerika'da geniş ölçekli dağıtımı yapılabilecek. Aşı noktasında en yeni, en iyi gelişmeyi aktaran haber de bu oldu. Amerika'da koronavirüs salgınının kaynağına ilişkin açıklama yapan son isim Genelkurmay Başkanı'ydı. Ancak açıklamaları ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun sözleriyle çelişti bu açıklamalar. Genelkurmay Başkanı virüsün insan yapımı olduğunu gösteren hiçbir kanıt yok dedi. Eldeki kanıtlara göre virüsün kasıtlı olarak çevreye bırakılmadığının da altını çizdi. Ama ABD Dışişleri Bakanı Pompeo bunun bir laboratuvarda üretildiği konusunda ellerinde ciddi kanıtlar olduğunu söylemişti. Trump'ı desteklerken sonra Trump biraz geri adım attı. Bunu bilinçli olarak yapmamışlardır ama laboratuvarda üretildi bu Wuhan'da diyor. ABD son açıklama Genelkurmay Başkanı'ndan biraz daha farklı. İngiltere'deki salgında ölenlerin sayısı 29.427'ye yükseldi. İngiltere Avrupa'da COVID-19'a bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ülke oldu. İlk sırada ölü sayısının 70 bine dayandığı Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika ve İngiltere bu salgında şu noktada öne çıkmış görünüyorlar. Anayasa Mahkemesi CHP'nin yeni infaz yasası ile ilgili yaptığı başvurunun ilk incelemesini tamamladı. Mahkeme iptal istemini esastan görüşme kararı aldı. CHP cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Dolayısıyla esastan görüşme kararı aldı Anayasa Mahkemesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, makus kaderden kaçış yok başlıklı köşe yazısında darbe çığırtkanlığı yaptığı gerekçesiyle yazar ve yayıncı Ragıp Zarakol hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde Zarakol'un açıkça darbe çığırtkanlığı yaptığı ifade edildi. Baro ve odaların yönetim seçim sistemini değiştirmek için düzenleme hazırlanıyor.
gündemdeki tartışmalardan biri de barodaki seçim sistemi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, baroların yönetim kurullarının çoğunluk esasına göre değil, nispi esasa göre belirlenmesi yönünde bir çalışmanın gündemde olduğunu söyledi. Bu kapsamda avukatlık kanununda bazı değişiklikler de yapılacak. Ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir gibi binlerce üyesi bulunan baroların barolar birliğindeki delege sayısı da sınırlandırılacak. Böylece ağırlıkları azaltılacak. Barolar Birliği yönetiminin çoğunlukla bu 3 ilin barolarının üyelerinden oluşması da önüne geçilmesi sağlanacak. Siyasette darbe tartışması devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasetin kalitesini arttırmanın yolu kirli zihniyeti tasfiyeden geçiyor diyerek CHP'yi eleştirmişti, hatırlayacaksınız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Kılıçdaroğlu doğruları söylemesini içinize sindiremediğiniz için muhalefet partisini tasfiye edeceğim diyeceksiniz. CHP'yi tanımıyor, tabandaki erimeyi o da görüyor. Bu erimenin önüne geçmesi sanal düşman yaratmasıyla olur. Düşman olarak da CHP'yi görüyor dedi. Kılıçdaroğlu iktidarın barolarla ilgili değişiklik hazırlığı için de konuştu. Şöyle diyor Kılıçdaroğlu. Erdoğan'ın temel özelliği farklı düşüncelere tahammül edememesidir ifadesini kullanıyor. CHP lideri S-400'lerin de aktive edilmeyeceğini iddia ediyor. Nedenini ise ekonomideki gelişmeler olarak açıklıyor. 2,5 milyar dolarlık dünyanın en pahalı ve en modern hurdalığına sahip olacağız diyor. Bu görüşü aktarıyor. Bütün bu gündem başlıklarını da konuşacağız. Vaka sayısına, normalleşme sürecine, liglerin başlamasına, maçların seyircisiz oynanmasına, AVM'lerin açılmasına, berberlerin, kuaförlerin açılmasına, biz oralara gidecek miyiz, ne yapacağız, o konuların konuşulmasına sürdüreceğiz. Bu aşı ne zaman gelecek, onu biraz daha yakından izleyeceğiz. Ekonomiden siyasete, bütün bu aktardığımız başlıklarda yorumları sizlere iletmeye devam ediyoruz para gündem içinde. Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk, günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bozok Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kürşat Zorlu. Hocam hoş geldiniz Ankara stüdyomuza, günaydın size de. Günaydın Ebru Bay. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Kadir Has Üniversitesi'nin bir araştırması var hocam. Koronavirüs 11 Mart'tan itibaren izoleyiz, sokağa çıkma kısıtlamaları var. Acaba hayatımızı nasıl etkiliyor, hangi önlemleri alıyoruz, ne düşünüyoruz, ne hissediyoruz? Bundan sonrasına ilişkin acaba nasıl bir gündem, nasıl bir his, nasıl bir görüş biz, görüşe hakimiz? Yani geleceğe nasıl bakıyoruz, çalışma hayatından, sosyal hayata, eğitime kadar? Dolayısıyla bütün bu başlıkları kısmen bizi yansıtan bir araştırma var Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı. Aynı zamanda sizin ÖSYM Başkanı'yla yaptığınız ve bugün Habertürk.com'da bu görüşleri taşıdığınız yazınız. Habertürk.com'da yer alan yazınız. ÖSYM Başkanı'nın sınavla ilgili açıklamalarını, üniversite sınavıyla ilgili açıklamalarını kapsıyor. En azından eğitim ve sınavlarla ilgili yorumları da bu bölümde aktarmış oluruz. Daha sonra siyasi gündeme de devam ederiz ama böyle biraz gündemden koronavirüse doğru geçelim hocam. Anketle başlayalım mı? Merak ediyorum sonuçları. Dün biraz okudum gördüm ama sizin yorumunuz tabii daha etkili olur. Nasıl yaptınız? Kaç ilde yaptınız? Ne zaman yaptınız? Önce onu söyleyelim isterseniz, hatırlatalım. Evet. Tabii evet. Önce kısaca onu açıklayayım. Bu araştırma 3-17 Nisan 2020 tarihleri arasında yapıldı. Dolayısıyla Türkiye'de çeşitli yasakların en yoğun yaşandığı dönem, en çok koronavirüsle haşır neşir olduğumuz dönemde yaptık. 26 ilde 18 yaş üstü Türkiye nüfusunu temsil eden 1000 kişiyle gerçekleştirildi. Bu dönemin şartlarına uygun olarak yüz yüze ama bazen de kamera destekli yüz yüze görüşme tekniği dediği yöntemi kullandık. Bunun %10'u gerçekten yüz yüze olandır, hani sahada. Diğer %90'ı da bizim şu anda yaptığımız gibi bir program kullanarak kişiyle birebir yapılan görüşmeyle gerçekleştirildi. Sonuçlardan önce belki halkın durumuyla ilgili de bilgi vermesi açısından şunu söyleyeyim. Bu tür araştırmalarda genelde cevapsızlık oranı, yani birini arayıp biriyle yolda evine gidip sizinle anket yapabilir miyim dediğinizde cevapsızlık oranı %80 ve üzeri olur. Çok kolay değildir yeterince insan tespit etmek ve onlarla konuşmak. Fakat bu sefer bizdeki bu ankette cevapsızlık oranı %15 olmuş.
çok düşük geldi. Çünkü artık insanlar tabii evlerindeydiler. Yapacak çok fazla işleri yoktu. Bu onlar açısından bir fark yarattı. Bir de yine bu tür anketlerde yarım bırakma oranı da %10-15 gibidir. Eğer siyasi soru sorarsanız bu işte %30'lara kadar çıkabilir. Fakat bizim bu seferki ankette bırakma oranı da sadece %2 idi. Dolayısıyla bu içinde yaşamış olduğumuz ruh halini de herhalde bir ortaya koyuyor. Şimdi bu Türkiye Çalışmaları Grubu tarafından gerçekleştiren bu ankette baktığımızda hani neler var diye bakarsak bir kere çok endişeliyiz tabii bu dönem açısından 3-17 Nisan açısından baktığımızda ülkenin hani nüfusun 1/3'ü ciddi miktarda koronavirüsten endişe duyuyor. Yani bu bununla bir şekilde yakalanabileceğiyle ilgili bir düşüncesi var. Hiç endişeli değilim ya da endişeli değilim diyenlerin toplamı 7.6. Aslında hani %20'lik bir grup da işte ne endişeliyim ne değilim, ortalardayım, hani iş olacağına varır gibi bir havada. Bunları da bakarsak aslında neredeyse toplumun 1/4'ü bu konuda çok ciddi bir endişe içerisinde olduğunu belirtiyor. Orada belki hani yaş kırılımları açısından da bir şey söylemekte fayda var. İşte biz farklı yaş kırılımlarına baktık. Elbette 65 yaş ve üstü daha endişeli. %80'lere varıyor endişe oranı 65 yaş ve üstünde. Gençlere indikçe bu azalıyor. Benim için yani enteresan tabii sonuçlardan bir tanesi 21-64 yaş arasında o kadar beklediğim kadar yüksek değil. Halbuki onlar buna yakalanma riski belki de en yüksek olanlar olsa gerektir. Çünkü yani biz o soruyu da sorduk. Yakalanma riskini nasıl görüyorsunuz bu salgında diye. Orada da yine yakalanma riskinde biraz kaderci, toplumun kaderci tarafı ortaya çıkıyor. %47'si yakalanma ve yakalanmama olasılığı yarı yarıya. %50 ama yakalanma olasılığın düşük diyen de sadece %22. Şimdi burada bence en enteresan sonuç 21-64 yaş arası grup, yani sokağa çıkması normalde yasak olmayan ve hafta içi sokağa çıkan grupta bu yakalanma olasılığı riski yüksekliği %29, %30 çıkıyor. Burada bir sorun var. Yani demek ki biz topluma bir şeyleri anlatamamışız. Yakalanma riskini en yüksek görenler de 65 yaş üstü %42. Burada da bir sorun var. Çünkü bilimsel olarak baktığımızda yakalanma riski herkes için aynı aslında. Hatta sokağa çıkanlar ve kalabalıklara karışanlar için elbette daha yüksek. Evlerde oturan yaşlılar için o kadar yüksek değil. Fakat biz demek ki kamuoyuna anlatırken bu virüs yaşlıları daha çok etkiliyor, daha çok hasta ediyor ve vefata neden oluyor deyince bu yakalanma riski olarak algılanmış, yakalanma olasılığı olarak algılanmış. Halbuki orada herkes aynı düzeyde yakalanıyor. Mesela gençler 18-20 yaş diyor ki ben %20 benim yakalanma olasılığım. Hiçbir şekilde doğru değil aslında. Hani hastalığa yakalanma olasılığı onların diğer gruplar kadar yüksek aslına bakarsınız. Burada demek ki kamuoyuna anlatmakta bir sıkıntı yaşanmış. Tam ifade edilememiş. Bunun dışında çok enteresan şeyler var. Mesela koronavirüsün ortaya çıkış sebebi nedir diye sorduğumuzda toplumda ciddi sorunlar var burada. Biraz kamuoyu oluşturma, kamuoyunun fikri nasıl oluşur konusunda da bize çok işaret veriyor. Hatırlarsanız bu virüs ilk ortaya çıktığında ilk birkaç hafta en çok konuşulan konulardan bir tanesi yarasa çorbasıydı. Hani Çinliler yarasa çorbası yapıyormuş, o çorbadan bulaşıyormuş diye bir şaiye dolaşmıştı ortada. Sonra başlıyor pazarı görüntüleri geldi. Tabii o görüntüler etkili oldu. O evet, yansımış galiba. Evet, aynen. Dolayısıyla mesela bizim ankette de birinci sırada %41'de Çinlilerin gıda ve beslenme anlayışı geliyor. Bu biraz tabii biraz ırkçı bir yaklaşım. İkinci sırada %18'le biyolojik silah olarak üretilmiş olması diye bir düşünce geliyor. Bu da şimdiye kadar henüz kanıtlanabilmiş bir şey değil. Dolayısıyla bu ikisi aslında bilimsel
değil fiktif algılar. Esas neden insan vahşi hayvanların yaşam sahalarına girmesi sonucu aradaki temasın artması. Bu bizde %10 çıkıyor. Bu da işte ne kadar algı oluşturmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İşte dünyadaki genel ahlaksızlık sonucu düşüncesi var %9,5. Hani bilimsel sonuçla genel ahlaksızlık aşağı yukarı aynı düzeyde çıkmış. Bu da bize çok enteresan geldi. Bir de bir grup var. O da diyor ki mesela %4,5 takdiri ilahi, 2,5 kıyametin yaklaşması olması. Yani burada bir takım nedenlerle bunun ortaya çıktığını düşünen bir... Kıyametin yaklaşması ilk zamanlar çok konuşuluyordu hocam. Herkes sokakları sessiz, maskeler falan bayağı bir o yadırgadığımız bir dönemdi. Ama hani olay Çin'e, onların beslenme anlayışına, biyolojik silaha dönmüş. Kimse hani bir yerde vardı. Doğada vahşi hayvanlarla o kadar doğayı katlederek yaklaştık ki onları yanımıza yaklaştırınca virüsler de dibimize kadar geldi. Bunun sebebi biz de olabiliriz. O da var. Tabii esas neden doğaya yaptığımız bize geri döndü. Vahşi hayvanlarla o kadar yaklaştık ki onların evlerini yıka ilerlediğimiz için. Dolayısıyla doğanın bir intikamı, dönüşü de yorumlanmış. Evet, habitatlarına girmiş insan. Çünkü insan yaşamı genişleme üzerine bina edilmiş bir şey ve sürekli olarak bu dünyadaki başka canlıların yaşam alanlarına müdahale ederek geliştiriyor. Şu anda doğa hayatının dokunulmadan yaşadığı yerler çok azaldı ve zaten hani bütün virologlar ifade ediyorlar ki son 100 yılda ortaya çıkan bu tür virüslerin, yeni virüslerin diyelim, yeni hastalıkların çok önemli bir sebebi bu. Hayvan eskiden ilişkimizin olmadığı doğadaki hayvanlarla aramızdaki temastan doğuyor. Evet. Oradan ortaya çıkıyor. Dolayısıyla esas neden bu. Ama burada mesela yaş kırılımları da çok enteresan. Hocam bir dakika, reklamdan sonra bir anlatalım mı? Çünkü başka sorular da var oradan yansıyan bölgeler var. Konuşacağız. Bir de tabii, kadınlar biraz daha endişeliymiş galiba. Kısa bir aram var. Reklama dayandım. Onu vereyim, devam edelim. Hem sınavlarda ÖSYM Başkanı ne diyor, öğrencilere nasıl bir mesaj var, nasıl bir sınav geçirilecek, hem onu konuşacağız. Hem Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı korona araştırması bizi nasıl etkiledi, hangi önlemleri aldık bu Mart'tan bu yana, özellikle Nisan'ı en zor aylardan biri nasıl geçirdik, onu aktarmaya çalışıyoruz. Bir yandan ekonomiyi takip ediyoruz. O dönemde dün Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması var. Birçok ülkeyle, sadece bir ülkeyle değil birçok ülkeyle swap anlaşması için müzakereler sürüyor dedi. Piyasalarda en belirleyici beklenti o olabilir. Onu aktarabilirim. BDDK'nın düzenlemesi var sabah saatlerinde. Spekülatif hareketlere dönük bir düzenleme geldi BDDK'dan. Dolayısıyla S&P'nin açıklaması vardı. S&P'nin açıklaması piyasaları çok etkilemese de hem yurt dışı piyasalardaki bu dalgalanma hem de işte gelecek dönem nasıl normalleşeceğiz? Ekonomilerde, dünya ekonomilerinde ne olacak? Bu sorunun cevabı bekleniyor. Bütün bunları konuşmaya devam edeceğiz. Siyasi gündem de yoğun. Bu bölümü tamamlayalım. Saat 10'da buluşalım o zaman. Saat 10, Habertürk'te para gündeme devam ediyoruz. Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın, Bozok Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi dekanı Profesör Doktor Kürşat Zorlu bizimle birlikte. Hocam araştırmaya döneceğiz ama Kürşat Hocam, normalleşme adımları da geliyor. Sınav tarihleri de belli oldu. Anket sonuçlarından yansıyanları dinlediniz. Bir şey söylemek ister misiniz? Nasıl geçirmişiz sizce? Mesela biraz önlemleri de konuşacağız. Neler yaptınız, hangi önlemleri alıyorsunuz diye. Ama hani bulaşma riski açısından, virüsün nasıl çıktığı açısından, endişeler açısından biraz sinyal veriyor araştırma. Siz de aynı şeyi gözlemliyor musunuz?
Evet, Sayın Hocamızın yaptığı araştırma, öncülük ettiği araştırma önemli. Bu araştırmaların süreç içerisinde devam etmesini diliyorum. Zira bizler de genel fotoğrafı daha iyi okuyabilmek, takip edebilmek için veriler elde ediyoruz. Zira burada en önemli kaynağımız gerek Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı, gerekse bu tür çalışmalarla bizlere ulaşan veriler. Sadece gözlemlerimizle kısa ve orta vade için böyle keskin yorumlar yapabilmek mümkün değil. Zira biz kültürel kodlarımız biraz farklı Ebru Bak. Çünkü Türk milletinin belirsizliğe tolerans düzeyi düşük bir yapıdayız biz. Bir an önce önümüzü görmek isteriz. Yaşam biçimimiz böyledir bizim. Bu süre uzadıkça da kaygılarımız artar, hatalar yapmaya başlarız. Doğrusu bu son dönemde özellikle bir hafta 10 günlük süreç içerisinde zannediyorum Sağlık Bakanımızın açıklaması 27 Nisan tarihini baz almıştı. Yani bizim için kritik bir eşik demişti. Zira oradan itibaren bir geri dönüşün işaretlerini gördük. Gerek iyileşen hasta sayımızın vaka sayısının artmış olması, geçmiş olması hayli yüksek seviyede, vaka oranının düşüyor olması, keza ölüm ve vaka oran arasındaki düşüş bizleri tabii umutlandırdı. Ama bununla birlikte tabii bu mücadele sadece Sağlık Bakanlığı'nın, kamu çalışanlarının, sağlık çalışanlarının üzerine yıkılamayacak kadar, sadece onlarla ifade edilemeyecek kadar büyük ve önümüzde ciddi bir süreci barındırıyor. Yani bizler, vatandaşlar, bilhassa bundan daha fazla etkilenmesi mümkün olan, taşıyıcı olması sebebiyle daha fazla sağlık sorunu yaşayacak kesimler, her birimizin buna dikkat etmesi gerekiyor. İşte bu noktada yeni bir kaygı verici durum, o da son 3 gün içerisindeki vaka sayısında bir kıpırdanma. Yani önce %14'lük bir artış, ardından da dün %23'lük bir artış söz konusu. Şimdi bunu takip edeceğiz. Yarın, bugün bu artış devam edecek mi? Eğer böyle bir artış olursa öyle görülüyor ki, geçtiğimiz hafta bilhassa havaların ısınmasıyla birlikte, sonra zannediyorum ben de bazı yayınlarda dikkat çekmiştim, bu hafta sonuki kısıtlamanın hemen ertesi gününde çok ciddi bir sokağa çıkma yaşıyoruz. Yani illerde hepimiz bunu müşahede ediyoruz. Dolayısıyla bu da sosyal mesafe kuralının belli ölçülerde zaafa uğradığını gösteriyor. Şimdi bu noktada tam da böyle bir kaygıyla yüzleşirken, işte AVM'lerin açılması, işte geçen programda biliyorsunuz gündeme getirmiştik berber ve kuaförlerin açılması, bir takım hizmet işletmelerinde yeni bir döneme gidiliyor olması, sonra liglerin başlayacak olması, bu tartışma Türkiye'nin pek çok ülkenin yapmaya çalıştığı ikinci adıma yöneldiğini gösteriyor. O da önce tedbir ve tespit aşamasında yoğunlaşma, şimdi de normalleşmeye ilk adım. Ama burada Sayın Koca'nın bir açıklaması var. Önemlidir, bir işarettir bu. Tipik bir normalleşme olmayacak diyor. Sadece kısıtlamaların biraz esnediği bir süreçten bahsediyoruz. Kontrollü sosyal hayat. Aslında kontrollü sosyal hayat ve biz zaman zaman programlarımızda konuşuyoruz biliyorsunuz. Dünya nereye gidecek? Eskiye mi döneceğiz? Artık devlet de bunu yüksek perdeden söylüyor. Bu normalleşme düne dönüşten ziyade yeni dönemin kodlarında yeni bir normalleşme. Yani biz artık öyle görülüyor ki aşı ve özellikle ilaç dünyada ve Türkiye'ye de gelene kadar sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere nereye oturacağız, nerede duracağız, hangi mesafede yürüyerek evimize gideceğiz, AVM'ye gireceğiz, bütün bu koşulları her birimiz kendi doktorumuz olmak yoluyla bunları artık öğrenmek ve hayatımızın bir parçası haline getirebilmek mecburiyetindeyiz. Ben de bu merkezde, tabii belki izliyordur, mutlaka da izliyordur hem öğrencilerimiz, adaylarımız hem velilerimiz. Yüksek öğretim sınavı, bu çok tartışıldı. Biliyorsunuz önce tarih olarak ertelendi. 27 Mart'ta yapılmıştı bu açıklama. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasıyla birlikte yeniden bir ay önce yaklaşık 27 Haziran tarihine çekildi. 28 Haziran. Evet, doğrudur. Evet, bu tarih değişikliği
Ben de görüyorum hem yakınlarından hem pek çok kişi ulaşıyor bana da. Öğrencilerde ve bilhassa velilerde bir plan bozukluğu, yani ona göre derslerini, planlamalarını, deneme sınavlarını vesaire birçok şey ayarladıklarını söylüyorlar. Hı hı. Ama bu gerçeği değiştirmeyecek Ebru Baki. Yani bu sınav yapılacak. Şimdi o halde bu sınavın olabildiğince sorunsuz, az hasarla ve özellikle genç arkadaşlarımızın kaygılarını giderebilecek bir süreç içerisinde geliştirilmesi önemli husustur. Bizim bununla ilişkili değerlendirmeleri daha fazla önemsiyorum. Çünkü geriye dönüş yok. Yani siz yazınızın girişinde buna şer koymuşsunuzdur. Çocuklar bir plan yaptı. İşte birdenbire sınavın bir ay geri alınması sistemlerini bozabilir, dengelerini bozabilir. Hani bu kadar gelgitler olması çok doğru olmayabilir ama bu saatten sonra bunları düşünmek faydasız. Önünüzde 50 gün var. Bu 50 günü en iyi şekilde nasıl değerlendireceğiz ona bakmak lazım diye bir giriş yapmışsınız ÖSYM röportajına. Doğru anladım evet, herhalde çünkü yazının an, girişinde şimdi bu düşüncelerinizi şöyle, koymuşsunuz. Doğru. Evet. Doğru. Ebru Baki şimdi bu eğitim sistemi sorunu daha böyle geniş. Belki bir program yapılabilecek kadar geniş bir tartışma konusu. Çok geriye giden birçok hatalı dönemleri ve kararları tartışabiliriz. Ama bu olağanüstü bir dönem. Şöyle her gün çok değerli. Şimdi bu tartışmayı yaptıkça ben eminim adaylar, genç arkadaşlarımız, onlarla ilgili daha fazla haşır neşir olan özellikle anneler. Çünkü daha ben biliyorum. Evlerde anneler çok daha fazla kaygılılar evlatları için. Onlar daha fazla çünkü vakit ayırıyorlar. Öyle gözlemliyorum. Dolayısıyla şimdi her gün bir bizim için zenginlik şu anda. Çünkü onu kaybetme riski var. Bu tartışma sürdükçe, kaygılar arttıkça, devam ettikçe adaylar sınava odaklanamayacaklar. Ben bunun çabasında oldum. Bu rekabette her bir aday olması gereken pozisyonuna konumlansın, motivasyonunu sağlasın çabasındayım. Bu amaçla da ÖSYM Başkanı Sayın Aygün'le bir görüşme gerçekleştirdim. Yani bu kaygıları nasıl azaltabileceğimize yönelik. Kendisine teşekkür ederim. O da bütün sorularımıza cevaplar verdi. Ve o da farkında. Yani ÖSYM'de çok ciddi harlalık bir çalışma var. Onlar da bu kaygıları nasıl azaltabilir diye uğraşıyorlar doğrusu. Ben birkaç madde söyleyeyim. Yani birincisi o gün salonlarda, okul bahçelerinde gerçekleşecek herhangi bir işte salgına yönelik bir eksikliğin yaşanmaması için bütün tedbirler alınacak. Mesela deniliyor ki okul bahçesinde adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse bulundurulmayacak. Oraya sokulmayacak. Evet. İkincisi taşıma sistemi. Bu konuda da ulaşım. Ulaşım evet. Hı hı. Okullara ulaşım konusunda özel bir çalışma yapılıyor. Belediyelerle koordine halinde çok fazla aracın sahaya sürüldüğü, yani daha az sayıda kişinin araçlarda bulundurulabildiği bir sistem üzerinde duruluyor. Zaten ÖSYM Başkanı belediyelere de bu anlamda bir çağrıda bulundu. Yani onların bu süreçte desteği önemli dedi. Eminim buradan da önemli değerlendirmeler çıkacaktır belediyelerden de, şüphe yok. İkincisi, gelen sorulardan birçoğu şuydu. Sınav esnasında gözlük takan, gözlük kullanan, mesela astım hastaları, bunlar sınav süresi boyunca nasıl maskeyle duracaklar? Bunun da farkında aslında ÖSYM ve zannediyorum Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla birlikte bir karar alınması söz konusu. Pek muhtemeldir ki burada bir henüz kesinlik yok, yani sınav boyunca bu takılacak diyemiyoruz şu anda. Tartışılacak diyorsunuz. Evet, bunu hani bu durumlar iletilecek, görüş alınacak. Göreceğiz. Belki sosyal mesafe evet, daha da korunacak. Sınav boyunca. Evet, 14 Haziran'da Milli Savunma Üniversitesi sınavı yapılacak. Bu bizim için ilk işaret olacak esasında. Test olacak. Üniversite sınavı öncesinde. Acaba oradaki uygulamalarla birlikte bir bütünlük arz edecek mi? Yine sınav salonlarında ve işte sınıflarda geçen yıla göre daha az sayıda öğrenci bulunacak Ebru Baki. Bu da sosyal mesafe kuralının gereği olarak şu anda tanzim ediliyor o numaralandırma sistemi. KPSS ile ilgili çok soru gelmişti. Yani o aynı sınava da hazırlanan çok sayıda insan var. Sınav tarihi değişmiyor. ÖSYM Başkanı açıkladı belirtilen tarihlerde. Yani Eylül'ün 6'sında başlayan bir süreç söz konusu. Bunu da dikkate almalılar. Tabii öğrencilerin stresi nasıl azaltılabilir diye sorarken
Kamuoyuna açıkça yansıyan tabii bu açıklama vardı. Tavan puanın düşürülmesi ve sınav süresine 30 dakikalık ekleme. Burada şunu söyledi ÖSYM Başkanı, baraj puanının düşürülmesi nitelikte bir sorun yaratmayacak diyor. Bu zaten sıralanmaya ve rekabete dayalı bir sistem olduğu için sadece bu baraj düşürüldüğü için barajın düşmesinden faydalanan o adaylar bir lisans öğretimine yerleştirme fırsatını daha fazla elde edecekler. Bunu da aslında öğrencilere bir katkı olarak anladığım kadarıyla sunmuş gözüküyor. Orada İleride da şey deniliyor, hani barajın 180'den 170'e düşürülmesi hani çok da etkileyecek bir sonuç olmayabilir ama lisans öğrencileri için belki hani büyük faydası olabilir diyorsunuz siz. ÖSYM Başkanı da buna vurgu yapmış. Evet. Yani şöyle bir değerlendirme oldu. Daha fazla sayıda öğrenci lisans programlarına yerleşecek. Tabii bunun kalitesi kimin nereye nasıl yerleşeceği o ayrı bir tartışma konusu. Ben de çok eleştirel baktığım hususlar var bu konuda. Bununla birlikte tercih sistemi, yani şimdi yer değişikliği yapanlar çok oldu bu pandemiyle birlikte. Farklı illere gittiler. Kimisi işte ailesinin yanına vesaire, köylerde bulunan adaylar var. İlk tercihleri dikkate alınacak bu sınava. Ona göre ayarlama üzere. Yani yapılsın. İki tercih. Evet, ilk tercihlerinin esas alınacağını bilmelerini istiyor ÖSYM Başkanı. İlk sınav yeri tercihi da esas alınacak ağırlıklı olarak diyor. Doğru. Hı hı. Kesinlikle böyle yapılacak. Şimdi sözün özü öğrencilerimize, adaylarımıza başarılar diliyoruz. Tabii onlar için stres zaten başlı başına. Bu kadar kısıtlı bir sürede o sıralara oturup hayatlarını belirleyecek bir zaman diliminde bir rekabetin içine giriyorlar. Bir de şimdi tabii dolaylı olarak zaman baskısı da buna eklendi. Yani bir aylık bir öne çekilme. Ama başta ifade ettiğim gibi bu değişmeyecek. Lütfen ben de bir akademisyen olarak bütün arkadaşlarıma bir an önce motivasyonlarını bu anlamda sınava odaklayıp hazırlanıp inşallah hepsinin başarılı olmasını temenni ediyorum. Ben doğrusu kaygıların da zaman içerisinde bir takım uygulamaları gördüğümüz takdirde daha da azalacağı kanaatindeyim ve bunu da umut ediyorum Ebru Baki. İnşallah. 50 günlük çalışma takvimi var. Öyle de böyle de sınav olacak. Hadi önümüze bakalım. Çaresiyle bitirmişsiniz zaten. Bir şey daha soracağım. Ben bir örnek vereyim Ebru Baki. Şöyle müsaade ederseniz. Tabii ki. Rahmetli babam, ben de biraz ben küçük bir ilçede büyüdüm tabii. Allah rahmet eylesin. Orada çok da biraz derslerimize de önem vermiyorduk tabii. Zaten birçok baba da bunu bilir ve yapmaya çalışır. Seni işte bak, sen çalışmayı pek sevmiyorsun. Seni şuraya şey vereyim, git orada meslek öğren falan deyince bir anda benim tabii kaygılarım, ne oluyor, nerede duruyorum falan derken ben de çok kısa bir zaman aralığında o sağladığım motivasyonla üniversiteye adım atmış ve sonrasında işte bugünlere doğru geldik. Dolayısıyla her birimizin aslında potansiyelimiz çok yüksek. Lütfen ama lütfen bu kısıtlı zaman doğru ama 50 günde az bir zaman değil. Bence bir şeyler başarılabilir diye inanıyorum doğrusu. Hocam soruları sordunuz mu diye soracaktım. Sormuşsunuz da cevap alamamışsınızdır tabii. Ama birinci dönemden öğrenciler sorumlu olacak. İkinci dönemden muaf olacaklar. Dolayısıyla sorular acaba hani bu dönemi de biraz rahatlatmak adına daha insaflı tırnak içinde olabilir mi? O belki öğrencileri rahatlatacak bir şey olabilir bu süreçte hazırlanırken. İkinci dönemden soru sorulmayacak müfredatından. Evet, gelmeyecek. Yani ilk dönem ben şimdi böyle manipülasyona açık bir cümle kurmayayım. Sıkıntılıdır kurmayın bu. Ama sorular hani konusunda çocukların merak ettiği, konuştuğu şeylerden biri olarak gözüme çarptı. Herkes o soruları görünce merak ediyor. Ben şöyle söyleyeyim. Muhtemelen Sayın Başkan da bizi izliyordur. Sizin bu insanlardan gelen sorularınızı eminim şu anda o da duyuyordur. Dolayısıyla ben çok fazla girmeyeyim o konuya diyorum. Herkese kolay gelsin. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı, uzman doktor Meltem Özen de bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın size de.
Günaydın, hoş bulduk. Şimdi sınavda maske takılması o kadar saat zorunlu olsun mu olmasın mı? İşte rahatsız olabilecek öğrenciler olabilir. İşte astımı olan, başka rahatsızlıkları olan öğrenciler olabilir. Bir sıkıntı yaratır mı diye soracağım. Biz Kadir Has Üniversitesi'nin COVID-19 kamuoyu araştırması var. Oradan yansıyanlar bu salgını, bu pandemiyi nasıl algıladık, neler yaşadık, neler yaşıyoruz? Yeni normal hayata, yeni normale nasıl uyum sağlayacağız? Gelecek kaygılarımız, onu anlamaya çalışıyoruz. Dilerseniz o bölümü de bitirelim. Siz hepsini bizim için toparlayın, yorumlayın, olur mu? Biraz daha süre istiyorum sizden. Profesör Doktor Mustafa Aydın, hocam ilk bölümde bu araştırmanın COVID-19 kamuoyu araştırması, sizin yaptığınız araştırmanın acaba 3-17 Nisan tarihlerini kapsıyordu. Bu virüs nasıl ortaya çıktı? Çinlilerin beslenme ve gıda anlayışı, bizim doğaya yaptıklarımız, biyolojik silah seçeneği ikinci sırada, böyle düşünülüyor, bunu aktardınız. Endişe boyutu, endişeliyim, çok endişeliyim diyenler var. Endişe duymayanların oranında azımsanmayacak derecede %7,6 civarında. Kadınların biraz daha endişeli olduğu göze çarpmış. Bundan sonra hani mesela koronavirüse yakalanma riskim ne kadar? Galiba yarı yarıya görülüyor dediniz. Yüksek ve yani %30,3'ü yakalanma olasılığının yüksek ve çok yüksek olduğunu buluyor ama galiba burada yakalanma riskim yarı yarıya diye düşünenler biraz daha mı öne çıkıyor? Doğru mu anladım? Onlar da %50 gibi bir %47 aslında. Aynen. Evet. Dolayısıyla %50 ve üstünde yakalanma riski olanlar çok yüksek veya kendi olasılığını böyle görenler çok yüksek. Oradaki en enteresan gelen şey bana bu sokağa çıkma yasağı da olmayan 21-64 yaş grubunun yakalanma riskini daha düşük, diğer gruplara göre daha düşük görmesi. Hani bunu neye dayandırıyorlar belli değil tabii ama böyle bir yanlış algılama olduğu anlaşılıyor. Peki. Aldıkları önlemleri de sormuşsunuz hocam. Ellerimi sık sık yıkıyorum demişler. Evden daha önceki araştırmalar evden hani iş nedeniyle, alışveriş nedeniyle daha çok dışarı çıkıldığını gösteriyor ama sizin yaptığınız araştırmada izolasyona uyulduğunu mu anlıyoruz? Ne dersiniz? Tabii şimdi bu vatandaşın kendi ifadesi. Bizim araştırmalar şunu gösterir genel olarak baktığınızda. Bireysel soru sorduğumuzda bir miktar abartma diyeyim buna tırnak içerisinde sonuç alma ihtimalimiz olabilir. Dolayısıyla buradan baktığımızda bizim sorduğumuz sorular içinden baktığımızda bireysel anlamda alınan önlemler %90'lara ulaşıyor. Yani ortalaması 89.3. Hemen hemen tüm aklımıza gelen önlemleri sıraladık. Hepsi %80'in üzerinde uyuluyor gözüküyor. O tabii enteresan. Ama şöyle de bakalım. Biz bu anketi, araştırmayı tüm Türkiye çapında yapıyoruz. İhlaller genellikle büyük şehirlerde ve şehir merkezlerinde daha yoğun oluyor. Belki bizim kendi algımız, kendi izlenimimiz de doğru olmayabilir. Dolayısıyla vatandaşın kendi söylediğine güvendiğimiz zaman ortaya yüksek bir şahsi önleme uyma şeyi çıkıyor, resmi çıkıyor. Burada bize enteresan gelen bir şey var. İşe gitmiyorum diyenler şu anda %79 gibi bir rakam var. Biz bunun içinde kimler bunlar diye bir araştırdık, baktık arka planına. Buradakilerden aşağı yukarı %30'unun zaten gidecek bir işi yok. Yani mesela restoranda çalışıyormuş garson olarak ya da işte kuaförde çalışıyor vesaire. Onlar kapandı. Kapandıkları için zaten gidecek işleri yok. Dolayısıyla işe gitmiyorum diyorlar. Oranda yüksek hocam. Yani evet. Evet yani bu evde için kalınmış. Önemli. Açısından önemli tabii. Toplam bu işe gitmiyorum diyen %79 içerisinde çalışan bir işi olanların oranı %70. Dolayısıyla bir %9'luk bunu yüzde tamamlarsak %12 gibi bir işsiz grubu olduğu anlaşılıyor ki bu da Türkiye'deki işsiz rakamına yakın çıkıyor. Son olarak orada işte bir %40'lık bir grup var. O grup yani %79'un %40'ı diyeyim. O grup işi var
işi hala devam ediyor ama çalışmaya evden devam ediyor. Dolayısıyla evden çalışma konusunda da ciddi bir, yani virüs öncesine göre baktığınızda çok ciddi bir farklılaşma, ilerleme olduğunu söylemek mümkün. Hocam şimdi politikaları başarılı bulanların çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Alınan önlemlerde desteklenmiş galiba. Mesela okulların kapanması %89,5 oranında destek görmüş. Diğer önlemlere de destek fazla. Yani koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler ankete yansıyan sonuca göre bayağı destek bulmuş ve desteklenmiş. Bunlara da uyum sağlanmaya çalışılmış. Hijyen, sosyal mesafe, işte evet. Evden çıkmama, çıkamama, bir iş olmayınca tabii ev işe de gidemiyorsunuz. Dolayısıyla o noktada bir destek var galiba, değil mi? Burada önemli olan şu, çok doğru, çok haklısınız. Hükümetin koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı tüm önlemlere ciddi bir destek var. Yani en düşük destek mesela tüm ülkede sokağa çıkma yasağı. Zaten bu yapılmadı ama hani yapılsaydı destek nedir diye baktığınızda %85 çıkıyor ki bu en düşük. Ama okulların tatil edilmesinden 65 yaş üstü vatandaşların çıkmaması, camilerin, restoranların kapatılması vesaire, bütün bunlara baktığınızda hep ortalama %87,5, %90'ların üzerinde bir destek var. Fakat buna karşılık hükümetin aldığı önlemleri yeterli bulmama durumu var. Yani daha da fazla önlem alınsaydı onlara da bir destek olacaktı. Daha çok sokağa çıkma yasağı kısıtlaması isteyen bir şey görüyoruz. Yani 15 gün üst üste yapılsaydı vesaire yansımış galiba bu söylemler. Evet, bunları hani konuşarak anekdotal olarak biliyorduk ama şimdi ortaya çıktı. Yani %40'ı toplumun yeterli bulmuyor alınan önlemleri. Yani mücadelede alınan önlemleri daha yeterli bulmuyor. Daha da sınırlı olsaydı diyor. Evet, yani yeterli bulan da %34,5 gibi bir grup. Diğerleri ortada kalmışlar. Dolayısıyla böyle bir ikili bir şey var. Alınan önlemlerin hepsine destek var. Dolayısıyla bir bilinç oluşmuş. Bu güzel. Ama alınan önlemler yeterli bulunmuyor. Bu da bir eleştiri olarak ortaya çıkıyor. Belki de daha da hani endişe çok yüksek olunca daha sıkı önlemler alalım. Daha normal, yeni hayatımız daha iyi olsun. Şimdi önlem alalım, dişimizi sıkalım mantığı. Belki önümüzdeki günlerde tabii bunlar gelişmelere göre değişebilir uyarısını siz de koymuşsunuz. Tabii muhakkak biz bu tabii araştırmayı 3-17 Nisan'da yapmıştık. Şimdi 7 Mayıs'tayız. Bunun üzerinden de bir 15 gün, 3 hafta geçti. Hani o zaman daha yeni bu önlemler başlamıştı ve insanlar daha fazla önlem alınsın diye yapıyorlardı. Evet. Ama şimdi mesela yapsak belki artık yeter diyecekler. Onu bilemiyoruz. Tabii şartlara göre sürekli değişiyor bu. En endişeli Akdeniz ve Doğu Anadolu, en az endişeli pandeminin merkezlerinin olduğu illerin yer aldığı Marmara ve Ege. O nasıl olmuş? Evet. Şimdi bunu biz düşündük. Bunun cevabını bize psikolog arkadaşımız, psikoloji bölümünden arkadaşımız verdi. Ne dedi? Yani bu bir siyaset bilimi açısından açıklanamıyor. Psikoloji açısından öyle bir açıklama getirdi. Diyor ki şimdi korkuyla endişe arasında bir fark var. Endişe bilmediğiniz, görmediğiniz, yeterince bilgi sahibi olmadığınız bir konuda duyduğunuz bir histir. Korku ise bir şeyi görürsünüz ve o sonuçlardan tedirgin olursunuz. Ondan korkarsınız. Şimdi baktığınızda Marmara ve Ege'de aslında bu salgının en yoğun yaşandığı yerlerde insanlar bu konuda daha fazla bilgi sahibi oluyorlar. Nasıl? İşte çevrelerinde mesela hastalığa yakalanıp iyileşen var. Veya süreçlerini görüyorlar, yaşıyorlar. Süreçlerini görüyorlar, bunu birebir yaşıyorlar. Ve ölen sayılarına bakıyorlar, o kadar da çok değilmiş diyorlar. Buna karşılık işte Akdeniz, Doğu Anadolu özellikle o kadar yaygın olmayan bir yer bu. Ama uzakta bir tehlike var, o tehlikeden endişe duyuyorlar. O yüzden endişeleri çok yüksek. Korkuya dönüşmemiş ama tam olarak da ne olacağını bilmiyorlar. Bir sürü yazı okuyorlar, işte bu kadar insan ölüyormuş, bu kadar kişi hastalanıyormuş vesaire diye. Böyle bir psikolojik sonucu var. En azından psikolojik açıklaması var. Aynen.
Peki hocam, madde madde en çok korku ya da endişe nasıl ifade ediyorsunuz bilmiyorum önümüzdeki dönem, ama yeni normal hayatımızdaki yansımalarda hissettiğiniz ne bu anketten yansıyan? Neden endişeliyiz, neden korkuyoruz? Neyi en çok merak ediyorlar? Yani neyi sorun olarak görüyorlar insanlar? Şimdi tabii siz biliyorsunuz bizim araştırmalarımızda Türkiye'nin önündeki en önemli sorun konusu da var. Bu sefer tabii artık bu soru anlamını yitirmiş durumda. Koronavirüs her şeyi aşıp geçiyor. O nedenle onu artık konuşmaya gerek yok. Çünkü tek gündemimiz bu şu anda. Koronavirüsle beraber o diğer sorunların daha da büyümesi endişesi belki yansıyordur. Evet, bu, yani önümüzdeki dönem için şimdi normalleşme süreçlerinde konuşmaya başladığımız için artık koronavirüs sonrasını düşünme gündeme gelmeye başlıyor. O zaman da ekonomik endişeler, ne olacak bizim bu halimiz, işte işimize nasıl, ne zaman döneceğiz, nasıl döneceğiz, aynı bu işi işimize döndüğüm, aynı işi bulacak mıyız, bulsak bile, dönsek bile bu iş bizi tekrar koronavirüsle karşı karşıya getirecek mi? Yani burada aslında günlük endişeler üst üste geliyor. Birbirini destekler bir hale dönüyor. Yani normal hayata nasıl döneceğimiz, normal hayata yeni normalimizde neler yaşayacağımız, ekonomiden işsizliğe ya da sağlığa kadar bu endişe duyulan, merak edilen, nasıl uyum sağlanacağı noktasında da belki destek olunması gereken bir sürece işaret ediyor diyorsunuz. Anladığım o. Elbette çok doğru ifade ettiniz. Yani devlet açısından, hükümet açısından da burada yönlendirmeye çok ciddi ihtiyaç var. Süreci nasıl işleyeceğiz? Zaten ayrıntılı olarak açıklanmaya başlandı. Ayrıntılı açıklanıyor. Ama biraz daha belki düzenleme, yönlendirme. İşte Kürşat Hoca sınavla ilgili ÖSYM'nin belediyelerle yaptığı temaslardan bahsetti. Hani bu tür günlük hayatta öne çıkabilecek ufak tefek gözüken ama hepimizi doğrudan ilgilendiren sorunlara bir takım hızlı çözümler gerekiyor galiba. Peki. Uzman Doktor Meltem Özen hocam dinledik. Sizi biraz beklettik ama toplumdan yansıyanları da alalım ki size o soruları yöneltelim istedik. Şimdi en çok tartışılan konu insanlar önlemlerini, hijyene oturtmuşlar, sosyal mesafeye oturtmuşlar. Zaten bu uzaktan çalışma ya da bir takım hani AVM'ler kapandı, hizmet sektörü evdeydi, işe gidememe durumu da oluşmuş. Tabii şimdi yeni normale geçerken de endişeler biraz daha yeni normale dair öne çıkmış. Bakıldığında mesela sınavlarda çocuklar şunu soruyor. O kadar saat maskeyi yüzümüzde tutamazsak ne olacak? Maske takmak zorunlu olacak mı? Sosyal mesafeyle koruma sağlanamaz mı diye. Ne dersiniz? Önce bu soruyu direkt soru sorayım size. Bu soruyu sorayım. Evet, bu soru zor bir soru gerçekten. Şimdi bir kere sınav salonunun havalandırması çok önemli. Camlar açık olmalı. Eski kurallar hep camları kapatırlardı ama dışarıdan hava girişinin olması lazım. Bu havalandırmanın sağlanması lazım. Mesafe evet 1,5 belki hatta 2 metre olabilirse çok daha iyi. Çünkü 1,8 metre biz diyoruz. Dolayısıyla 2 metre olması çok önemli. Maske konusuna gelince şimdi bizim teorik olarak söyleyecek olursak zaten biz 2 metre olsun ve her iki tarafta maske taksın diyoruz. Kuralımız bu. Ama pratikte bu sınavda nasıl uygulanacak? 2 saat boyunca bir maskeyi ya da 2-3 saat boyunca bir maskeyi takmak pratik olarak çok zor. Mutlaka o maske kayacaktır veya kişi burnunu açacaktır, ağzı kapalı olacaktır. Yani pratikte o maskenin o yüzde durması çok zor. Dolayısıyla böyle bir sınav yapmak bir kere bir risk. Bu riske mecburen göze alıyorsak... Bir ekleme yapabilir miyim başta... değerli hocama? Buyurun tabii hocam, siz duyuyor. ÖSYM Başkanımızla görüşmemizde şöyle bir ifadesi de oldu, röportajda da var. Adaylar daha rahat edebileceklerini düşündükleri maske türüyle salona gelinebilir denildi. Yani mesela denemişler bazı maskeler, burada tel olmayan maske türleri var mesela. Dağıtılanlar belki bunlardan olacak, tam bilmiyorum. Bir araştırma yapılıyor zannediyorum. O ya gözlüklerde mesela buğulanma yapıyormuş. Bu tür bir inceleme de var. Dolayısıyla o nefes alıp verirken daha rahat edebilecek maske türleri varsa adaylarımız mesela şimdiden bir araştırmaya da girmelerinin mümkün olabileceğini düşünüyorum. Böyle bir ekleme yapmak istedim. Evet.
Şimdi çoğu maske zaten o gözlükte buğulanmayı yapar. Aslında tel olan havanın yukarıyla temasını kestiği için tel olan aslında daha avantajlı olur. Bir de tel olanın diğer avantajı yukarıdan hava girişi olmadığı için koruyuculuğu daha iyi olur. Bahsettiğiniz bez maskede bu bölgede açıklıklar var. Dolayısıyla yine hava girişi oluyor. Yani o biraz risk oluşturuyor. Ve yukarıya da hava nefes alıp verdikçe yukarıya da hava geçişi olduğu için gözlüğü daha çok buğulandırıyor. Ben de şimdi kendim de gözlük kullandığım için az çok onu da biliyoruz. Biz hep hastalarımıza bakarken de tel olan maskeyi hep kullanırız. Fakat hangisini kullanırsanız kullanın, 2-3 saat boyunca içinde nefes alıp vermek insanları rahatsız eder. Yani alışkın olmayan bir kişi için bu zordur. Bizler idare ediyoruz ama alışkın olmayan bir kişi için bu hakikaten zordur. Dolayısıyla mesafelerin daha açılması belki alınacak bir önlem olabilir. O da mümkün mü? Olanaklar var mı? Tabii bunların hepsinin düşünülmesi gerekecek. Bunlar tek boyutlu. Biz söyleriz sağlık açısından bu gerekiyor diye ama bunun o kadar çok boyutu var ki o kadar çok salonumuz var mı? Bunlar hepsi tabii düşünülecek ayrı konular. Ama bizim önerimiz mesafelerin daha da açılması şeklindedir. Çünkü teorikte herkes maskesini takacak desek de pratikte bunun mümkün olmayacağını yaşayıp göreceğiz. Dolayısıyla insanları risk altında da tutmayalım. Gençliğimiz geleceği için bu sınavlara giriyorlar, mecburen geliyorlar. Ama sonra o enfeksiyonu alıp ailelerine taşırlar. Dolayısıyla çok sıkıntılı anlar yaşayabiliriz. Aile büyüklerine taşıyabilirler. Mesafelerin biraz daha fazla açılması gerektiği kanaatindeyim. Peki. Şöyle AVM'lerde yeni kontrollü sosyal hayat dedi yeni dönem için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bu dönemin ismi bu dedi. AVM'ler 11 Mayıs'ta açılıyor. Berber kuaförler yine 11 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacak. Bilmiyorum randevu durumları ne, kilitlendi mi, ne oldu, yoğunluk nasıl olacak onu göreceğiz. Yine bakıldığında sokağa çıkma kısıtlamasının ertesi zamanlarında hafta içi yoğun bir kalabalık var. Evet, biz İstanbul'da bunu görüyoruz. Şimdi bayram da geliyor. Bayram alışverişi de hazırlığı da buna eklenebilir. Dolayısıyla yeni sosyal kontrollü sosyal hayatımızda bizi bekleyen durum ne? Hocam bir de vaka sayısında 5 Mayıs'tan itibaren, 4 Mayıs'tan itibaren böyle bir iyileşen hasta sayısıyla vaka sayısı arasında yeniden bir vaka sayısında artış gözlemledik. Bu hafta içi olan yoğunluğun yansıması olabilir dedi Sağlık Bakanı. Dolayısıyla şimdi yeni normale doğru adım atarken hangi riskler var? Ne olacak? Ne öngörüyorsunuz? Evet, şimdi gördük ki hafta sonu çıkma yasakları yaptığımızda vakalar düşüyor. Hafta içi insanlar çıktığı zaman bakın diyorsunuz ki toplumun büyük bir çoğunluğu dikkat ediyor ama görüyoruz ki o dikkat yeterli olmuyor. Zaten sizin de ekranlarda gösterdiğiniz İstiklal Caddesi'nde insanlar dip dibe yürüyor. Yani dikkat ettiklerini zannediyorlar ama pratikte bakın görüyorsunuz ki gene olmuyor. Dolayısıyla bunun da rakama yansımasını da görüyoruz. Rakamlar artıyor. Şimdi AVM'ler içinde yine aynı şey söz konusu. Orada da yine temaslar artacak. İnsanlar maske bile taksa kapalı ortamda olacaklar. Havalandırma, her AVM'nin havalandırma şartları tam ideal değil. Kullandıkları filtreler, dışarının havasının içeri girmesi şeklindeki olanaklar. Bu havanın temizlenmesi mümkün olur mu? Bazı AVM'lerde dışarının havasını içeriye verme teknolojisinin olduğu belirtildi ama birçok AVM'de bu yok. Yani camların açılması bizim için idealdi. Dışarıdan havanın girip çıkması ideal ama AVM o kadar büyük alan, küçük 2-3 tane camla bu iş olacak değil. Havalandırma sisteminde de dışarının havasını içeriye veren havalandırma sistemi daha iyi olur ama biz her zaman şunu söylüyoruz, açık havada bulaşma olasılıkları daha düşük. Ama açık havada da sosyal mesafeyi koruyacaksınız. Kapalı alan risktir. Her zaman için risktir. Şimdi AVM'ler nasıl açılabilirdi? Tabii ki bir normalleşmeye gitmek istiyoruz. Bunu anlıyorum. Mesela kuaförlerde risk daha az. Çünkü randevuyla kişi alınacak. İki müşteri en fazla alınacak belki. Üç müşteri. Çalışanlarının sayılarını azaltacaklar. Eskisi gibi küçücük alana bütün çalışanlar doluşmayacak. Mutlaka yarım kadro gelecek.
birebir mesafeyle çalışacaklar ve herkes maskesini takacak. Yani çalışan da müşteri de maskesini takacak ve çoğunlukla da müşterinin arkasından, saçından çalışacak. Yani direkt önüne birebir olan olayları biz önermiyoruz. Mesela manikür gibi. Çok fazla öyle fön içinde beklemek kuaförde çok doğru değil. Saçınızın kesimini yaptırın, boyanızı yaptırın, çıkın. Yani mümkün olan en kısa zamanda çıkın. Bunu öneriyoruz. Ama AVM'ye geldiğimiz zaman AVM açılımları belki mesela il bazında değerlendirilebilirdi diye düşünüyorum ben. Çünkü her ildeki vaka sayıları mutlaka ki farklı. Bunların açıklanması lazım. Yani bizim tam yorum yapabilmemiz için ve bilimsel kriterler açısından da bunların açıklanması gerekir. Bazı illerde çok fazla vaka sayısı yok. Onlarda AVM'ler açılabilir. Ama bazı illerde vaka sayıları artıyor. Bakın bu rakamlara yansıyor. Hangi ilin rakamları yansıyor şu anda? O artan illerde mesela AVM'ler açılmaz da sadece kuaförler açılabilir. Böyle önlemler yapılabilir. Yani il bazında mutlaka değerlendirmek gerekiyordu. Tüm Türkiye'de açmak büyük bir risk. Şu anda gördük ki sokağa çıkmayla bile rakamlar artıyor ise AVM'lerin açılmasıyla bu nasıl yansıyacak? Bu rakamlar tekrar artış gösterdiği zaman bizim bir sonraki normalleşmemiz Haziran'da düşünüyorken Haziran'ın sonuna atılmış olacak, Temmuz'a atılmış olacak. Yani gene bize yansıyacak bunun sonuçları. Hem de hastalar olarak da tabii kaybedilen hasta oranlarımıza da yansıyacak ne yazık ki. Dolayısıyla önlemlerin daha yavaş alınması gerekiyor. Halkımıza biz ne kadar desek de maskenizi takın, mesafenizi koruyun ve onlar ne kadar yapıyoruz desek de bakın sokağa çıkmayla bile bu rakamlar arttı. Dolayısıyla orada bir durmamız gerekiyor. Bir de siz program başında sinema, tiyatro, restoranların açılmasına biraz daha var mı yoksa bu hafta başında o normalleşme adımlarını da görür müyüz? Aslında restoranlar mesela açılabilir. Onların açılması daha güvenli çünkü çoğunun açık alanı var. Yani bahçesi var. Bahçede müşteri almak kaydıyla restoranlar açılabilir. Orada çok fazla sıkıntı yok. Masa aralıklarını ayarlarsınız. Açık havada da oturulur. Dolayısıyla o daha az riskli. Yani kapalı alanlardaki restoranların açılması belki risk oluşturabilir ama açık alanlarda sıkıntı yok. Sinema, tiyatro, toplu alanlar ve kapalı bir salona kapandığınız için çok önermiyorum. Eğer illa yapılacak ise o zaman yine dışarının havasını içeriye verecek şekilde HEPA filtreli havalandırmalarla ve giren kişiler maskelerini takacak sinema, tiyatro boyunca ve aralıkları da 1,5-2 metre olacak. Bunlar ayarlanabilirse olabilir ama bu tabii çok bir zorlama oluyor. Biz kapalı alanları çok önermiyoruz. Hep açık alanları, yani mağazalarda açılacaksa açık alanları olan mağazalar açılmalı. İnşallah açık, biz 3 koltuk satın alıyormuş gibi olmayız yani. Evet, evet, evet. Burada onlara dikkat etmek fatura gerekiyor. Fatura, bilet fiyatlarına yansımak. Tabii sizin konunuz değil ama sizin anlattıklarınız direkt ekonomiye ve yaşamımıza yansıyacak gibi de görünüyor. Mesela turizm Temmuz'da patlayacak deniliyor. Evet. Seyahat ederken koltuklar arası mesafe, araçlarımızı doldurmayacağız. Uçakta herhalde biraz daha mesafeli, evet, ve şey olacak. Evet. Dolayısıyla gittiğimiz tesislerde daha butik çalışmalar olacak, daha az müşteri alınacak. Bütün bunların ekonomiye yansıması da olabilir tabii. Turizmde bir patlama bekliyor musunuz Temmuz'da? Yani biz iyileşecek miyiz o saate kadar? Daha da iyi olacak mıyız? Şimdi ekonomi konusunda da bir ufak bir şey daha ben de söyleyeyim. Lütfen. Alanım değil ama şimdi insanların birçoğu da işsiz kaldı, sizlerin tabii ifade ettiğiniz gibi. İşverenler de zorda. Onlar da işçilerinin SSK'larını ödeyecekler. Her ne kadar ertelendiyse bunları ödeyecekler. Kısa çalışma ödeneğinde mesela Eylül'e kadar uzatılsın talebi. Biraz yani Eylül'den hatta öteye de uzatılsın talebi var. Evet, uzatılsa bile nasıl ödeyecekler? Kazançları yok, nasıl ödeyecekler? Ondan işveren zorda. Olacak. İşçi zorda. Bu tatile kimler gidecek? İnsanlar belki maaşlı olan devlet memurları gidebilecek ama siz 3-4 misli fiyat yaptığınızda kimler gidebilecek? Nasıl olacak bu iş? Ve yurt içi turizmle bu işin dönmesi gerekiyor. Şu anda sınırlarımızı açmamız zor. Belki vaka sayıları çok düşmüş 1-2 ülkeyle sınırlar açılabilir. O zaman sadece yabancılar gelecek. Türk müşteriler pek tatil yapabilecek mi, yapamayacak mı? Şimdi burada tabii zor sorular var. Mesela seyahat kısıtlaması kalkacak mı? O seyahat kısıtlaması Haziran'da kalkarsa herkes
Bütün yaş grupları için söylüyorum. Yazlıklarına gitmek istiyor, memleketlerine gitmek istiyor. Onları rahat rahat seyahat ettirebilecek, yazlıklarına, memleketlerine götürebilecek miyiz? Yani yılın yarısını başka illerde geçiren insanlar var. Emekliliğinde öyle yaşamak isteyen, ona hazırlanmış insanlar var. Şimdi seyahat kısıtlamaları tedricen yavaş yavaş il bazında açılabilir. İllerdeki vakalara göre. Dolayısıyla yazlıklarında gidebilirler. Fakat şu anda şunu da düşünmek lazım. Yazlıkların özellikle ileri yaştaki kişiler de gittiğinde o yazlıklardaki hastane olanakları, yoğun bakım olanakları çok daha az. Dolayısıyla bu bir risk olacak. Hele ki bu virüsü taşıyarak gidip virüs orada açığa çıktığında o zaman daha da büyük bir risk var. Bunları da düşünmek lazım. Yoksa tabii ki herkes düşünüyor ki ben yazlığıma giderim, kimseyle de temas etmem, orada da bir sıkıntım olmaz. Ama pratikte bu böyle olmuyor. Alışverişe gidiliyor veya kendisi virüsü taşıyarak oraya gidiyor ve oradaki kişileri de enfekte ediyor. Dolayısıyla yazlıklar hastane olanakları açısından da sıkıntılı. Büyük şehirde olduğunuz zaman her türlü tedavi olanağı var. Mesela plazma gerekiyorsa plazma temin ediliyor, kök hücre yapılması gerekiyorsa kök hücre yapılıyor. İlaç temini belki küçük şehirlerde de olur ama yoğun bakım olanakları, solunum cihazı olanakları, bunların hepsi düşünülmesi lazım. Büyük şehirler tabii ki de daha güvenli ama insanları da anlıyorum. Yazlıklarına gidebilirler ama bu riskleri göze alarak gidecekler. Peki. Büyük olasılıkla kendi arabalarıyla, taşıtlarıyla gitmeleri gerekecek. Sizden de anladığım hocam, berberler, kuaförler noktasında hani manikür yüz yüze değil de arkadan saçtan belli bir mesafede yapılmasında çok sorun olmayabilir. Zaten çok az müşteri alınacak. Ama AVM'ler kapalı alan, havalandırmayı ne kadar yatırım yaparsanız yapın, o havanın yani camı açamadığınız sürece bir risk var diyorsunuz. Dolayısıyla acaba AVM'leri dolduracak mıyız, orada ne olacak? Ya da hani sırayla bile alınsak nasıl bir risk olabilir mi olmaz mı, o tartışma sürecek, öyle anlıyorum. Tabii girişte ateş ölçülebilir, kişi sayısı sınırlandırılabilir. Fakat giysi denediğimizde yine risk oluşuyor. Çünkü kumaşın üstünde 9 saate kadar kalabiliyor. Deniyor ki bir giysiyi sadece bir kişiye giydireceğiz. Ultraviyole ışınların olduğu bir yere konulacak ve dezenfekte edilecek denemelerden sonra deniliyor. Ama bilmiyorum yeterli olacak mı? Kim denetleyecek? Kim denetleyecek bunları? Ne kadar etkin olduğunu nasıl, kim denetleyecek? Bunlar tabii zor, risk. Hep bunlar risk. Hocam siz gider mağazadan alışveriş yapar mısınız? Güzel bir soru. Bunu ben de kendime soruyorum. Mağazadan alışveriş belki şu şekilde olabilir. Mesela bir ürünü alırsınız, evde denersiniz. Olmuyorsa iade edersiniz. Siz de kendiniz duş alırsınız. Bu şekilde olur. Veya olduysa onu çamaşır makinesine atar yıkarsınız. Ondan sonra giyinirsiniz. Bu şekilde olur. Ya sonra bunu giyemezsiniz. Çamaşır makinesine attığım hiçbir kıyafeti şu ana kadar giyebilmiş değilim. Neyse, o ayrı bir sorun. Ama 60 derecede yıkamanıza gerek yok. Orada bir yanlış ifade edilen bir durum var. Ona bir düzeltme yapalım o zaman. Deterjan bu virüste etkin. Yani siz deterjanla yıkıyorsanız 30 derecede de yıkayabilirsiniz. Ama eğer duru suyla yıkıyorsanız o zaman 60 derecenin üstünde. Tamam, yani deterjan etkili. Artık giyebilirsiniz. Evet, deterjan etkili. Deterjanı belki bu ara biraz fazla koyacağız. Alerjik bir durumunuz yoksa o şekilde ayarlanabilir. Bir de tam normalleşme ile ilgili sormuştunuz. Hocam onu da işte, reklam sonrasında bırakır mısınız? Hem de olur, merak edilsin. Olur. Ne zaman tam normalleşecek? Bir şeyler söylemek istiyorum. Evet. Vaka sıfırlanacak mı ya da aşı gelecek mi? Esas merak ettiğimiz o. Bir de reklam sonrası sormak istediğim bir soru var. Şimdi maçlar lig başlıyor ya 12 Haziran'da. Maçı izlerken acaba ne kadar futbolcu kime yaklaştı falan diye. Öyle mi izleyeceksiniz yoksa maça konsantre olabilecek misiniz diye soracağım kısa bir aradan sonra. Meltem Hocam, siz diğer saat diliminde yoksunuz ve burada 3 dakikamız var. Çok sorumuz, aslında 2-3 sorumuz var. Hızlı hızlı cevaplayabiliriz belki. Ne zaman normal olacağız? Yani normal hayata ne zaman geçeceğiz? Yeni normalimizi anladık. Vaka sayısı anlamında, aşı anlamında soruyorum. Meltem Hocam, beni duyuyor musunuz şimdi? Evet, duyuyorum. Normal, yani bizim vaka sayısı ne zaman
ne kadar indiğinde biz rahatlamış oluruz. Aşı konusundaki, herhalde aşı geldiğinde tamamen rahatlamış oluruz. Bir de bu virüs mutasyona uğrayacak, ya etkisini azaltacak ya da tersini de savunanlar var. Daha etkili olacak. Yani ikinci dalga korkusu. 3 dakikamız var hocam. Bir de maçları soracağım çünkü. Peki. Buyurun. Şimdi tamamen ne zaman normal olacağız? Vaka sayımız, günlük vaka sayımız sıfır olduğu zaman. Ya da günlük 1-3-5 vaka çıktınız. Bu eğer AVM'ler açılmasaydı belki diyebilirdik ki yine biz Haziran ayında bunu bekliyoruz. Ama şimdi onu görmemiz lazım. AVM'lerde çok dikkatli olmak gerekiyor. Onu yine üstüne basarak söylüyorum. Biz tıp camiası olarak bunu çok büyük bir risk olarak görüyoruz. Temmuz'da benim tahminim Temmuz-Ağustos gibi rahat geçiririz diye düşünüyorum. Normalleşme konusu böyle. Virüsün mutasyona uğrama konusu. Tabii ki virüs mutasyona uğrayabilir. Ne kadar çok kişiye bulaşırsa her bulaştıkça virülansını yani hastalık yapma kapasitesini azaltabilir, yitirebilir. Aksi de olabilir ama çoğunlukla bizim beklentimiz salgın yapma kapasitesi düşer. Bugüne kadar ki hep yaşadığımız salgınlarda bunu gördük. Belli bir süreç gerekebiliyor. Bu hepsi de değişebilir ama böyle bir düşüş bekliyoruz. Şimdi aşı konusuna gelince, şimdi burada tabii benim gördüğüm genel olarak ilaç firmalarının rekabeti de söz konusu. Mesela ilaç konusunda da bu böyle oldu. Remdesivir adlı ilacın mesela Amerika etkin olduğuna dair onay verdi. FDA'de kullanılmasını onayladı. Fakat daha 2-3 gün önce Lancet'te bir yayın çıktı ki Remdesivir etkin değil. Şimdi Favipiravir Çin yapımı, Çin'den aldık biz onu Japon orijinli ama biz daha bunu etkin olarak Türkiye'de kullanıyoruz. Yani burada ilaç firmalarının bir rekabeti var. Etkin mi değil mi bizde soru işaretleri var. Bir etkin diyor ama yayın etkin değil diyor. Bakın görüyorsunuz aradaki farkı, tezatı. Şimdi aşı konusunda da benim aynı bilimsel kaygım var. Aşı piyasaya evet verecekler, bir aşı piyasaya verecekler ama geçen programımızda da ben kaygılarımı, bilimsel kaygılarımı sizinle paylaşmıştım. Bu aşı etkin diyecekler, bu aşı güvenli diyecekler, bir ve bir aşı yapar topar piyasaya sunacaklar. Bunun çünkü ekonomik boyutu da var, bu aşıyı dünyaya pazarlayan çok büyük bir ekonomik kazancı olacak. Ama bu aşının yan etkilerini biz 1-2 yıl sonra görmeye başlayacağız. Yani aşıyı ilk kullanan kişiler denek gibi olacak bir nevi. Çünkü bu aşılara yeterli güvenlik çalışması yapılmadan, bilerek bilmeyerek ama yeterli güvenlik çalışması yapılmadan bu aşılar piyasaya verilecek gibi benim bilimsel bir kaygım var. Bunu burada sizlerle de paylaşmak istiyorum. Anladım. Çünkü daha önce de paylaşmıştım. Etkin antikor cevabı verecek aşı üretilmesi ve güvenilir olması. Bunlar hakikaten... Bu rekabet yanıltıcı olabilir diyorsunuz. Evet, evet, anladım. Evet, evet. Bir de bu virüsün mesela daha önce geldiğine dair Fransa'da açıklamalar var. Dünya Sağlık Örgütü de Aralık'tan bu yana koronavirüs belirtilerini göstermiş olan zatürre teşhisi koyduğunuz hastalarınıza bakın dedi. Şimdi bir de daha çok test yapılacağını anlıyoruz. Belki bu daha çok test o vakaları izole etmekte etmeyi hızlandırır. Normale daha hızlı döndürür. Böyle hızlı konu düşünüyorum ben de. Evet, bu antikor testiyle olacak. Etkin bir antikor testi geliştirilmesi çalışmaları var. Bazı ülkelerde bu geliştirildi. Türkiye'de şimdi etkin antikor testi gelecek denildi. Bu geldiğinde geriye dönük çalışmaların yapılması lazım. Bu bizim için bilimsel açıdan da önemli. Kimler geçirdi? Bizim de böyle birçok vakamız var. Geçirmiş olan. Ama tabii ki bir yandan da şöyle bir savunma yapılıyor. Eğer bu kadar erken girseydi çok daha yaygın vakalar görülürdü. Bu da bir doğru. Ama bunun araştırılması lazım. Varsayımlarla değil, bilimsel olarak bizim bunu ortaya koymamız lazım. Bu antikor testlerin yapılması lazım. Bu antikor testleri aynı zamanda plazma tedavisi için de önemli. Antikor düzeyi yüksek kişiden plazma alıp nakletmemiz gerekir. Yani körlemesine tedavi yapmaktan çok daha iyidir bu. Peki. Hocam bir de son çok kısa maçları sorayım. Birazdan hocalarıma da soracağım. Futbol maçlarında kim ne kadar yaklaştı, kim kime dokundu falan diye mi izleyeceğiz? Maça konsantre olabilecek miyiz acaba diye bir soru geliyor aklıma. Çok doğru söylediniz. Bizler bir kere kim kime yaklaştı diye izleyeceğiz o kesin. Bizler otomatikman öyle izleyeceğiz önceleri. Evet, yani.
Bizler öyle izleyeceğiz. Kesinlikle seyircisiz oynanmalı. Tabii ki oynayan kişiler mutlaka ki belli kontrollerden geçirilecek. Ateş ölçümleri, belki testleri yapılacak. Ama tabii ki oynayanlar birbirlerine yaklaştığı için onlar kendi aralarında bir risk oluşturuyorlar. Fakat onlar da böyle bir artık bir aile gibi oldukları için özen gösterecekler. Dışarıdaki hayatlarında çok risk oluşturacak davranışlar. Antrenmanları var, ulaşımı var, tesisleri var, yemesi içmesi var. Kolay bir süreç değil. Bunlar hep risktir. Kademeli normalleşme aşamasında alınan risklerdir bunlar. Peki. Yani her zaman için biz bunlara risk diye bakıyoruz. Biz biraz daha kademeli bir normalleşme taraftarıyız. Yani vakalar daha düştükçe apar topar böyle heyecanla bir an evvel normalleşmek istiyoruz ama bunun bedelleri olabilir. Bunları birazcık ötelemekten yanayım. Benim görüşüm hep ötelemekten yana. Mesela atlar da koşmuyor ya uzun süredir yarışlar ertelendi. Atların koşması lazım çünkü... Yani onların sağlıklı kalabilmesi için bu gerekiyor. Dolayısıyla orada evet. da bir talep var mesela günlerdir. Atları bırakın koşsunlar diye. Dolayısıyla her bir noktada ayrı soru yönlendiriliyor. Çok teşekkür ediyorum hocam katılımınız için. Ayrıntılı bizleri aydınlattığınız için. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı uzman doktor Meltem Özden bizimle birlikteydi. Birazdan hem AVM cephesine bakacağız, açılış hazırlıklarına, hem de bütün bu gelişmelerin bize yansımasını değerlendirmeye sevgili hocalarımızla devam edeceğiz. Bu dilimi noktalayalım, o zaman 11'de buluşalım. Mayıs'ta yeni normale dönüyoruz. Kontrollü sosyal hayata geçiyoruz. Normalleşme adımlarından biri de 11 Mayıs itibariyle açılmaya başlayacak olan alışveriş merkezleri. En tartışmalı noktalardan biri kapalı alan çünkü. Bu noktada hazırlıklarda hafta sonu tam gaz devam edecek. Açılacak mı, açılmayacak mı, kontrollü mü açılacak? Havalandırma sisteminden dezenfektana kadar nasıl hazırlıklar devam ediyor? Kübra Demir'e döneceğiz, Habertürk muhabiri. Yanında da Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcısı Ali Alkaş var. Sorularını yanıtlayacak Kübra'nın. Biz de dinleyeceğiz nasıl bir hazırlık var diye. Sözü sana bırakıyorum Kübra. Biz de boş alışveriş merkezleri ne kadar dolacak, hangi şartlarda dolacak öğrenmeye çalışacağız sizi dinleyerek. Ebru Baki, Türkiye genelinde 436 adet alışveriş merkezi bulunuyor. Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından birçoğu kapattı ancak hala çalışanlar var. Peki 11 Mayıs'ta açıldığında nasıl olacak? Biz neyle karşı karşıya kalacağız? Çünkü koronavirüsten sonra hayatımıza giren bazı kavramlar var. Onlardan biri ise kontrollü sosyal hayat. İnsanların hem sosyalleşebildikleri hem de ihtiyaçlarını giderebildikleri noktalardan birisi de alışveriş merkezi. Akıllarda da bu yüzden birçok soru var. Acaba nasıl olacak? O eski günlerine, kalabalık günlerine alışveriş merkezleri dönebilecek mi? Bu soruları yönelteceğiz. Akıllardaki soruları biraz gidermeye çalışacağız. Kiminle konuşacağız? Alışveriş merkezleri ve yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda JLL Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kübra Hanım. Çok teşekkür ederim. Evet, güzel ve önemli bir soru. Aslında hiçbirimizin bu konuda bir deneyimi henüz olmadığı, öğrenmediği çok korkunç bir krizle karşı karşıyayız. Ama şükürler olsun ki tünelin ucunda ışık gözüktü. Ve inşallah iki bayramı birden kutlayabiliriz bu konudaki iyileşmelerin de olmasıyla beraber. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda esasen resmen ve yasayla kapatılmamış olan alışveriş merkezlerinin 11 Mayıs itibariyle peyderpey kendilerini açmaya hazırlamak için ciddi bir çalışma içine girilmiş bulunuluyor. Burada önemli olan önce çalışanlarımızın, akabinde de ziyaretçilerimizin sağlığını, yani önce insan sağlığı. Dolayısıyla bu konudaki kuşkuları, endişeleri giderebilmek adına da bir dizi önlemler alınıyor. Benim şu anda yönetim kurulu başkanı yaptığım JLL Türkiye olarak da biz de bu konuda bir rapor yayınladık pazartesi akşamı itibariyle ve bunu sadece müşterilerimizle değil bütün sektörle paylaştık.
yaptık. Bu paylaşım doğrultusunda da alınması gereken önlemler, kapı girişlerinin denetlenmesi, kapı girişlerindeki ateşi yüksek olan ziyaretçilerimizin kabul edilmemesi, seyreltilmiş mesafelerle buralardaki uygulamaların sürdürülmesi, mutlaka gereken dezenfeksiyon önlemlerinin yanı sıra mağazalarımızın da, ki burada sevindirici bir gelişme şu, mağazalarımız da cadde mağazalarını peyderpey giderek açmaya başladılar. Dolayısıyla onların oradan edinmekte oldukları deneyimleri de eğer bizler de AVM'lerimize getirebilirsek, bu konudaki mağazalarımızın da Mayıs içerisinde hazırlıklarını tamamlayarak Haziran başı itibariyle daha dolu bir açılışa geçmenin beklentisi içindeyiz. Çünkü bir alışveriş merkezini bu şekilde hazırlamanın yaklaşık 10-15 günlük bir süreye ihtiyacı var. Dolayısıyla belki de asansörlerimizi kullandırtmayacağız. Yürüyen merdivenlerimizde mesafelere özen göstereceğiz. Havalandırma sistemlerimizdeki içeriye daha fazla veya tamamen taze hava basma yönündeki hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Filtrasyonlar gözden geçiriliyor. Daha sık filtrasyon değişimine götürmeye çalışacağız gibi. Bir dizi önlemi uygulamaya sokarken bu konuda gelişmiş ülkelerdeki veya açılmaya başlamış ülkelerdeki önlemleri de sıkı sıkıya takip edip gereken uyarlamaları, düzenlemeleri her gün geldiğinde yapmaya çalışacağız. Peki nasıl olacak? Şimdi alışveriş merkezine girerken mutlaka maske mi takacak müşteriler? Evet. Yani termal kamera olacak mı? Dezenfekte edilecek mi müşterinin elleri? Nasıl olacak? Biraz daha böyle örnekler üzerinden tabii anlatabilir misiniz? Tabii ki. Bir kere çalışanlarımızın tümünün, özellikle kamuyla ziyaretçilerimizle temasta olan bütün çalışanlarımızın maske teminini alışveriş merkezleri olarak bu konuda başkanımızın da Devlet Malzeme Ofisi'nde yaptığı çalışmalar doğrultusunda temin edebileceğimiz gibi maskelerin satışa başlamasıyla beraber maskesi olmayanın içeri kabul edilmemesi şeklindeki gerekirse üst limiti aşmadan satış yapmak suretiyle bu konuda özenli olacağız. Kapı girişlerinde belirli bir serilme. Tabii şunun için de gerekli donanımı oluşturmak lazım. Termal kameraya herkes erişemese dahi ısı ölçerlerle ısısı yüksek olan ziyaretçilerimizin daha sonra gelmeleri, iyileştikten sonra gelmeleri önerilecek. İçerideki sayıyı denetlemeye çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi sadece bir giriş çıkışı olan bir mağazaya denetlemek çok daha kolay. Çoklu girişi olan otoparklardan veya değişik katlardan girişleri olan AVM'lerdeki kapı giriş sayılarını kontrol etmeye çalışarak kontrollü gideceğiz. Tabii burada bu sorun bildiğiniz gibi küresel bir sorun. Hepimizin karşısındaki bir sorun. Mutlaka sorumluluklar ulusal ve kurumsal ama eninde sonunda da uygulamalar da bireysel. Dolayısıyla her bir tüketicimizin, her bir ziyaretçimizin sağduyusuna da güveniyoruz. Kendini iyi hissetmeyen, sağlıklı olmayan veya taşıyıcı olabilme ihtimali olan çevresinde yakınında bu hastalığı geçirmekte olanlara istinaden onların da alışveriş merkezlerine gelmeyeceğinin beklentisindeyiz. Zaten alışveriş merkezlerinde kademeli bir açılış olacak. Henüz daha yeme içme birimlerimizi, henüz daha oturma alanları olan yerlerimizi açamıyoruz. Çocuk oyun alanlarımızı, sinemalarımızı açamadığımız için bu çerçevede de bu önlemleri her türlü dezenfeksiyonu azami özenle, her türlü çabayı gereken istasyonları da kurgulamak suretiyle uygulamaya geçeceğiz. Peki içeride sosyal mesafe nasıl sağlanacak? Yani bir anda yığılma olursa bunun önüne geçilebilecek mi? Hani çünkü endişesi olan vatandaşlar var ancak bir taraftan da ihtiyacını gidermek için alışveriş merkezlerini tercih edecek olanlar da var şüphesiz. Tabii ki. Burada önemli olan temel ihtiyaçların giderilebilmesi. Bildiğiniz gibi alışveriş merkezi birlikte insanımızın morali için önemli olan berberlerin devreye girmesi. Nasıl ki berberlerde de en üst düzeyde dezenfeksiyon önlemleri alınacak ise bizler de AVM'lerde yoğunlaşma olmaması için güvenlik elemanlarımızla, bu konudaki görevlilerimizle müdahalelerde bulunarak caddelerde kimi zaman üst üste yığılma olarak gördüğümüz, toplu ulaşımda gördüğümüz yoğunlaşmaya izin vermemek hazırlığındayız. Bu konudaki önlemleri sürdüreceğiz. Çok kısaca havalandırma da oldukça önemli çünkü virüse karşı da uzmanların sık sık uyarısı oluyor. Kapalı mekanlarda bir öneriniz olacak mı havalandırma açısından? Tabii ki burada taze hava basımı çok önemli, egzosun dışa atılması çok önemli. Kendi iç sirkülasyonuna Sayın Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Karay'la da geçen akşam televizyondaki programında da bahsettiği gibi. Dolayısıyla havalandırma sistemleri bütün AVM'lerimizde en üst düzeydeki önlemi sağlayacak şekilde kurgulanıyor.
Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olunuz. Avi Alkaş bizim yayın konuğumuzdu. Alışveriş merkezleri 1,5 ay aşkın süredir kapalı, ancak önümüzdeki pazartesi günü açılmaya hazırlanıyorlar. Akıllardaki sorulara biz yanıt almaya çalıştık. Baktığımızda ise eskisi gibi olmayacak aslında. Hayatımızın birçok noktasında kullandığımız o kavram artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyoruz. Pazartesi günü alışveriş merkezleri açılacak. Nasıl açılacağına ilişkin de yanıtları almaya çalıştık Ebru Baki. Teşekkürler. Bu saatlerde açılmış olacak. Ramazan nedeniyle belki 19'a kadar çalışacaklar. Pazartesi itibariyle acaba alışveriş merkezlerinin önünde kuyruk olacak mı? Yoksa ihtiyacı olan girip çıkacak az sayıda insanla önlemlerin alınmasıyla bir süreç mi devam edecek? Bunu göreceğiz. Fakat bu havalandırma, Kübra'nın da sorduğu soru önemli. Mesela kapalı yapı ruhsatlarında acaba taze hava sistemleri artık zorunlu mu olacak? Mesela büyük global otel zincirlerinde bu ruhsat da zorunlu. Acaba bu kapalı alanlar için, tümü için geçerli hale gelecek mi? Cam açılmadığı için ya da alışveriş merkezlerindeki yapılar bundan sonra değişecek mi? Yeni normalimizde bununla mı karşılaşacağız? Yok da vaka sıfırlanacak, aşı bulunacak, biz koronavirüsü tamamen atlatacak, hayatımıza devam edeceğiz. Ve bu soruların cevapları noktasında bir belirsizlik var. Zaman gösterecek bunu, değil mi? Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın, Bozok Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kürşat Zorlu bizimle birlikte. Mesela hocam, Mustafa hocam, siz alışveriş merkezine gidip mağazalarda alışveriş yapmaya hazır mısınız? Berberden randevu bunlar, aldınız tabii, mı? Hayır, bunlar çok şahsi kararlar ve hepimiz kendi kararlarımızı vereceğiz. Bu kararları verirken de hükümetin açıklamalarına, sağlıkçıların açıklamalarına bakacağız. Ben şu anda kendim herhangi bir randevu vesaire almadım berberden. İlk etapta da bir gözlemlemek ve görmek istiyorum ne olup gittiğine dair. Ama benim çalıştığım berber zaten çok küçük. Evet, dolayısıyla dükkanında sizin berberi çok merak ederim, olamıyorum. Görmeye geleceğim. Evet, evet, tam bir mahalle berberi diyeyim, tırnak içinde eski usul. O yüzden tek çalışılacaktır. Oradaki tek risk yine de gelen bir müşterinin getireceği virüsü berberi kapıp diğerlerine geçirme riskidir. Hani bu nasıl aşılır onu açıkçası bilmiyorum. AVM'ler konusunda ise hani Türkiye'nin ne diyeyim yani bir yarası bence AVM. Zaten büyük bir yara, başka yönleriyle, ekonomik, sosyal, kültürel yönleriyle konuşulması gereken bir mesele. Sayıları çok arttığı için çok önemli bir ekonomik de unsur. Ama hani şahsen zaten AVM alışverişini tercih etmeyen bir kişiyim normal zamanda da. Dolayısıyla da şu andaki yakın dönemde de AVM'ye fazla gitmeyi düşüneceğimi sanmıyorum. Özellikle işte sinemaydı. Çünkü AVM'ler Türkiye'de sadece alışveriş için kullanılmıyor biliyorsunuz. Evet, sosyalleşme alanı. Büyük şehirlerde sosyalleşme alanı aynen. Dolayısıyla bu tür kapalı yerlerde gitmek, yemeye veya sinemaya gitmeye en azından ben hazır değilim. Şahsi olarak söylerim. Tabii herkes kendi kararını vermesi gerekecek burada. Hocam, maçları izlemeye hazır mısınız? Onu televizyondan izlediğiniz için orada bir sorun yok. Yani şahsi olarak bana bir sorun yok. Ama yani burada dünyada da ben takip ediyorum. Farklı ülkelerde de spor konularında bir erken açılma söz konusu. Ben Türkiye'dekini de erken buluyorum. Hatta çok geç kaldım işte kapatılması konusunda. Bazı spor takımlarımızda doğrudan bu virüs çok sayıda kişiyi etkiledi. Kapatmakta geç kalmışlardı. Şimdi açmakta erken davranıyorlar diye düşünüyorum. Tabii bu şeyleri anlıyorum. Hani olayın idari tarafını anlıyorum bütün bu meselelerde. Ekonomik tarafını da anlıyorum. Çünkü şu anda açmazsanız örneğin futbol sezonunu, önümüzdeki sezonu başlatmakta sorun yaşayacaksınız. Hazırlık süreçleri vesaire. Bir de bunun arkasında çok ciddi bir ekonomi var. O nedenle kulüpler bunların açılması konusunda acele ediyorlar. Ama Futbol Federasyonu böyle kendi başına karar verdi diyerek hükümet işin içinden çıkamaz diye düşünüyorum. Burada çıkacak bir olumsuzluğu kimse Futbol Federasyonu'na mal etmez. İşte hükümete mal eder. O nedenle konuda ben hala tereddütlüyüm. Yani sorumluluk burada, aşamasında tereddütlerim var diyorsunuz. Burada sadece insan değil, yani izleyiciler televizyondan izleyecek bir sıkıntı yok.
seyircisiz maç oynanacak. Tamam, spor seviyorsa seyircisiz için de keyifsiz olduğunu hepiniz bilirsiniz. Onun ötesinde esas olarak sporcuların sağlığı da önemli. Yani bilet belki üstüne düzenli olarak test yapılacaktır. Sağlık kontrolleri düzenli yapılacaktır. Dolayısıyla her kim önlem alınarak iş başlatılabilecektir. Onları biraz daha ayrıntısını öğrenmemiz lazım. Ayrıntısını bilmeden çok genel yorum yapmak da muhtemelen çok doğru değildir. Mesela Kürşat Hocam, dünyada da normalleşme adımları atılıyor. İngiltere pazar günü bu adımları açıklayacak ki vaka sayısı Amerika'dan sonra en yüksek ülke İtalya'yı geçti. İtalya normalleşiyor. İnsanlar çok fazla sokakta mı emin değilim. Mesela kuaföre gidenler var, gitmeyenler, bir süreci izleyenler var orada da. İşletmeler açılıyor. Bir yandan onlar faaliyete geçerken siz de duramazsınız. Mesela 11 Mayıs itibariyle bize tüm otomotiv fabrikaları çalışıyor olacak. Zaten 12 bine yakın işletme faaliyetlerini bu dönemde sürdürdü. Bazı tekstil firmaları açılabilir. Yavaş yavaş çalışma hayatı da başlayacak. Tabii nasıl bir çalışma hayatı olacak bilmiyoruz ama peyderpey kontrollü sosyal hayata geçiyor dünya ve siz de bu adımları atmak durumunda kalıyorsunuz. Bir yandan zaten ekonomiler tüm dünyada küresel resesyondan, küresel durgunluktan ve ciddi artan işsizlikten bahsediliyor. Bir yandan böyle de bir süreç var. Fakat insanların buna reaksiyonu, tepkisi ne olur? Bunu da anlayacağız önümüzdeki günlerde. Mesela siz ne bekliyorsunuz? Herhalde uzun kuyruklar beklemiyorsunuz alışveriş merkezlerinin önünde. Bu randımana tam oturması da, bu normalleşmenin tam sağlanması da bir zaman alacak gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama. Evet. Şimdi şöyle, toplumumuzun tabii farklı kesimlerde çalışan insanlar var ve görebildiğim kadarıyla insanlar kendi bulundukları sektörler itibariyle değerlendirmeler yapıyorlar. Oysa ki ekonomi bir bütün, takdir edersiniz, ve bu çarkların da bir şekilde dönmesi gerekiyor. Türkiye'de göreli olarak diğer benzer durumdaki ülkelere göre bu tedbirleri belirli ölçüde almakla birlikte ekonominin de bazı yönleriyle işlemeye devam etmesini sağladı ya da işte bunun için gayret gösterdi. AVM'ler konusuna gelince dakikada 100 kişinin girebildiği yerlerden bahsediyoruz bir araştırmaya göre. Bu 12 saatte 72 bin kişinin girebildiği bir yer. Yani normal, bu salgından önce yapılmış bir araştırma. Dolayısıyla özellikle de büyük şehirlerde İnsanlar buraya gidiyorlar. Şimdi açtığınız zaman insanlara gitmeyin, gelmeyin de diyemezsiniz. Açtığınız vakit gelen insanları buradan salgına yakalanmadan sağlıklı bir biçimde geri çıkaracak tedbirleri almanız lazım. Biraz önce muhabir arkadaşımız ifade etti, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak cümlesi. Bence doğrusu da şu olmalı buna, ya da eklenti olarak söyleyeyim. Eskiden daha kötüye gitmemek olmalı. Yani açtırmakla birlikte AVM'yi karşı karşıya olduğumuz tehlike, bütün bu kazanımlarımızı, bizi geriye götürebilir mi endişesini taşıyoruz elbette. Fakat bir bilim kurulu var. İçerisinde farklı sesler olabildiğini de gördük. Ben yani bilmiyorum, ben dün okudum. Habertürk'teydi zannediyorum. Hani bir şaşıran bir bilim kurulu üyesi, onun varlığını biliyoruz. Demek ki burada farklı görüşler var. Zaten AVM'nin açılma kararı da bir anlamda bu merkezlerin yöneticileri, birlikleri, derneklerinin sorumluluğunda daha çok, öyle görüyorum. Çünkü burada restoran ve kafeler açılmayacak. Yani sinemalar, salonlar açılmayacak. Sadece anladığım kadarıyla mağazalar açılacak. Şimdi burada vatandaşlarımıza tavsiyemiz, bu koşulları yerine getirdiğinden emin olduğumuz AVM'lere en azından gitme iradesi gösterelim. Bunu nasıl bilebileceğiz? Bilmiyorum. Yani belki yapılan bir takım web sayfalarındaki açıklamalar, kriterler ne kadar yerine getirildi görmek açısından anlamlı olabilir. İlk etapta kontrollü giriş olacak zaten anladığım kadarıyla. Mesafe ayarlanacak. En önemlisi, evet, havalandırma sistemi. Bu da teknik bir altyapıyı öngörüyor. Acaba bu kısa zamanda tüm bu AVM'ler bu teknik altyapıyı oluşturabilecek mi? Temiz buna da bakmak lazım. Temiz hava sistemi diyorlar ona. Camlar, evet, olmadığı için. Şimdi, ona vurgu yapılıyor. Evet. Futboldan bahsettik Ebru Vaki. Futbol bir sektör. Sadece Türkiye değil, futbolla ilgilenen dünyada önemli ülkelerde hızla geçmeye çalışıyorlar. Mesela İspanya liginin futbolcularının falan değeri, toplam değeri 60 milyar doların üzerinde. Türkiye'nin bu krizden önce
Yine bu değer 650 milyon dolar euro civarındaydı. Bir araştırmaya göre eğer bu iptal edilirse, lig bu sene tamamlanmazsa yaklaşık 200 milyon euroya yakın bir değer kaybı olacak ligde. Evet, elbette insan sağlığı her şeyden önemli ama bu ligi yönetenler galiba daha çok ekonomik kaygıları dikkate alarak öne çekme girişiminde bulunuyor. Ama orada bir şey var, ben görebildiğim kadarıyla açıklamada şimdilik ifadesi var. Bu belki önümüzdeki dönemde Türkiye'nin, yani Allah göstermesin, bu rakamlarımızda bir yukarı doğru ivme olursa, bizi kaygılandıracak tabloya doğru yöneliş olursa, yeniden burada da bir güncellenme olabilir kanaatindeyim. Şahsi kanaatim de ben bir süredir futbola biraz uzağım. Çünkü Türk futbolunun şu anki durumundan pek hoşnut değilim açıkçası. Yani izleyici olarak her şeyden önemlisi. Ama tabii ki bu da sektörün bir parçası. Şimdi ben bir iki konuya daha temas etmek istiyorum zamanımız varsa. Dün Sayın Ruhsar Pekcan bir açıklama yaptı. Ekonomi Bakanları Türk Konseyi'ne üye ekonomi bakanlarının bir dijital ortamda toplantısı oldu. Orada bir açıklaması var. Türk dünyası üyesi ülkeler kendi aralarında yerel para birimleriyle alışveriş yapması konusunda bir mutabakata vardıklarını ifade etti. Ama bu teknik bir altyapı istiyor. Yani Merkez Bankası başkanlarının da bir araya hızlı bir biçimde gelmesi lazım. Yani burada bence hiçbir vakit kaybetmeyelim. Şöyle bir şey bu. Elbette tüm ekonomik sistem içerisinde ne kadar bir karşılığı var böyle bir uygulamanın bilmiyorum. Bunu ekonomistler daha iyi bilir ama mesela D8 ülkeleriyle biz 2018'inde başlattığımız bir süreç var. Geçmiş Malezya'da dönemde firma... aynen başlatıldı. Bu koronavirüs sonrasında o görüşmeler nereye varır? Evet, ona bakmak gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. Evet, durum şimdi Malezyalı değişti. Bir firma bir kart sistemi geliştirmiş geçtiğimiz ay. Yani bu D8 ülkelerinin kendi arasında e-ticaret yapabilmesine yönelik o kart sistemi üzerinden. Türk Konseyi'ndeki yetkililerle görüştüm ben bu yansıyan bilginin ardından. Onlar da böyle bir ortak kart sistemine, e-ticaret sistemine çok sıcak bakıyorlar. Hemen bir rakamlar vereyim, belki bu bize bir yol gösterebilir. Geçtiğimiz yıl bu toplam Türk Cumhuriyetlerinin milli geliri 550 milyon milyar doların üzerinde. Toplam dünya dış ticaretinin de %1.4'ünü oluşturuyorlar. Türkiye'nin de bu cumhuriyetlerle yaklaşık 9 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi var. Şimdi bu şöyle bir şey, yani benim kabaca anlayabildiğim, siz tabii daha iyi biliyorsunuz, dolar rezervimiz kasamızda duracak. Biz bunu kullanmadan bu para kaynaklarıyla, bu yöntemle dolar kaynaklarımızı korumaya çalışacağız şeklinde daha az bir dolar harcayacağız, sonuca kendi götürüyor. Paramızla ticaret yapacağız. Evet. Döviz çıkışı şimdi az olacak. Bunu evet, anlamı bu. Şunun için söylüyorum. Bu adımlarda siyasiler bir şeyler konuşurlar ama bürokratların adım atması lazımdır. Teknik kapasite çünkü çok önemli. Bunların hızlı atılması lazım. Ben buradan çağrıda bulundum. Hani gerçekten merkez bankalarının hızla bir araya gelmesi gerekliliğini. Yine D8 ülkeleriyle de yapabiliriz bunların hepsini. Çünkü bir endişem var Ebru Baki. Doların geldiği şu seviye. Bakın biz Ray Brunson olayından sonra artan dolar artışlarını çok ciddi enflasyon ya da fiyat artışı olarak evlerimizde gördük biliyorsunuz. Tabii. Biz torba torba malzeme alırken bir anda bunun yarısını almaya başladık mevcut gelir kaynaklarımızda. Şimdi bir de dünyanın küçülme tehlikesi var. IMF'in raporuna göre dünya ortalama olarak %3-4 oranında küçülecek. Türkiye ilişkin bir veri var, %5.7 küçülebileceğinden bahsediliyor. Evet. Şimdi bu da daha fazla insanımızın işsiz kalması anlamına geliyor. Doğru. Şimdi bu noktada hizmet sektörü çok önemli. Çünkü Türkiye'nin şu an girişim profilinde %34 hizmet sektöründen sağlanıyor ve istihdamımızın da yarısından fazlası hizmet sektöründe, yani turizmin de içinde yer aldığı sektörden bahsediyorum. Hı-hı. Bir örnek vereyim. Şimdi restoranlar ve kafeler belli bir bölümü, yani buna istekli olanlar paket servis için açık kalıyorlar biliyorsunuz. Ama işte birçok insanla görüşüyoruz. Bu sabit giderleri karşılamıyor. Karşılamaz. Ve buradaki çalışan insanların bir kısmı işsiz kaldılar. Bu gerçeği kabul edelim. Ve
Tekrar bu işletmeler çalışmaya başladığında acaba aynı sayıda insan çalıştırma kararlılığı gösterecekler mi? Bu da bir soru işareti. Mesela mağazalarda istihdam düşebilir deniliyor. O kadar müşteri girmeyeceği için dolayısıyla o ihtiyaç biraz azalabilir. Ya da mevcut istihdamın işte denetim için, gözetim için kullanılması. Belki vardiyalar daha azaltılacak, çalışma saatleri daha kısa olacak. O da istihdama yansıyabilir. Çünkü dediğiniz gibi Türkiye'de %50'nin üzerinde istihdam hizmet sektöründe. O da perakende ve turizm demek. Evet, evet. Bir bütün biliyorsunuz. Yani üretimden başından bizlere, tüketicilere gelene kadar bu malzemeler pek çok sektörel unsurla bileşik bir biçimde bu değişimi gösteriyor. Bu bakımdan da birisini iyileştirip diğerini göz ardı etmek mümkün değil. Biz turizm gelirlerinden de bu yıl muhtemelen önemli ölçüde mahrum kalacağız artık buna. Bunu kabullenmek gerekiyor. Şimdi bu normalleşme bir de bayram yani tabii. Yani peki hocam orada sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, yani bu süreçte de işletmelerin ve çalışanların ayakta tutulması gerekiyor. Bir yandan bu piyasa hareketlerine bakıyorsunuz. Bir yandan onun yaratacağı ekstra etkilere, bir yandan izolasyonun yaratacağı etkilere bakıyorsunuz. Burada çalışanı da işletmeleri de ayakta tutup normal artık bu 2-3 yıl mı alır, 1 yıl mı alır bilmiyoruz ama mesela dünyadaki raporlara ben yansıyan raporlara ve görüşlere bakıyorum. En az 1,5 yılda toparlarız. 1,5-2 yılı bulur toparlanmamız diyorlar. Dolayısıyla dünyanın toparlanmasıyla da çok ilişkili. Onlar da seyahat ne zaman açılacak, kim nereye gidecek, ne yapacak, turizm nasıl hareketlenecek, işletmeler tam randımanda nasıl çalışacak, kim nereye satacak. Sadece iş talep yeterli değil sizin büyümeniz için. Bütün bunlar tartışılırken bir yandan da hem işletmelerinizi hem çalışanlarınızı korumanız gerekiyor. Evet. Bir de tedarik zincirlerinin yeni konumlanmasına göre kendimizi şimdi ayarlamamız lazım. Aynen öyle. O da şu. Yani bu biraz daha avantaj sağlayabiliriz. O avantaj için de erken davranmalıyız diyorsunuz galiba. Evet. Ha. Evet. Doğru. Çünkü Çin-Amerika rekabeti Avrupa'nın Türkiye ile olan ilişkilerinin geldiği nokta ve bilhassa bakın bu yeni süreç Almanya'yı öne çıkarabilir Ebruvaki. Alman ekonomisini, Almanya'nın dünya siyasetteki belirleyici rolünü biraz daha artırabilir. Böyle bir tabloyu da görüyoruz. Türkiye'nin de Almanya ile ciddi bir dış ticaret bağımlılığı var karşılıklı olarak. Bu tür tedarik zincirlerinde Türkiye ülkelerin kaygılarını çok iyi tespit etmek zorundayız. Yani hangi ülke bugüne kadar temin ettiği bu dış ticaret unsurlarını, malzemelerini nasıl bir psikolojide, nasıl bir yerden daha temin edebilir? Bu Türkiye olabilir mi? Biz bu özgür kaynaklarımızı geçen hafta konuştuk. Harekete geçirebilecek bir bürokratik koordinasyon mekanizmasına çok dikkat etmeliyiz. Yani peki, bu sadece siyasetçilerin bir takım vizyon hedefleriyle neticelenmiyor. Bunu hayata geçirecek kurumlar. Şimdi kurumlar da tabii bir testten geçiyor biliyorsunuz. Yani bugün bu salgına karşı koyabilme kapasiteniz aslında sizin devletinizin teknik kapasitesiyle çok doğru orantılı. Mesela bizim bir alt sistemimiz olarak değerlendirebileceğimiz sağlık sistemimiz ciddi bir süredir bir takım önlemler, bir takım destekler, yatırımlarla güçlendirildiği için biz evet bu süreçte göreli olarak sağlık sistemimizin verdiği bu katalizör etkiyle biraz daha umutlu olabiliyoruz. Yani böyle bir avantaj elde ettik. Ama bununla yetmiyor. Üretim, istihdamı artırma, özellikle milli ve yerli üretimi esas alan girişimi desteklemek ve bunu da dünyayla entegre bir hale getirebilmek hedefine hızla yönelmek mecburiyetindeyiz. Ebru Baki. Yani sonuç olarak şöyle söyleyeyim. Evet, Türkiye'nin umutlanması için bu süreçten daha hızlı çıkabilmek adına elimizde veriler ve bulgular var ama bir o kadar da kaygılandıracak gelişmelerle de karşı karşıyayız. Ve bu biliyorsun sadece ekonomiyle de ilişkili değil. Yanı başımızda Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Doğu Akdeniz'de birçok böyle girift şeylerle karşı karşıyayız. Türkiye'yi birçok açıdan etkileyebilecek. Artacak mı, azalacak mı bilmiyoruz. Bir örnek vereyim. Çok gündeme gelmiyor. Ben onun için böyle şeyleri fırsat buldukça gündeme getiriyorum. Irak'ta
yeni bir kabine kuruldu. Burada güven oyu aldı belli bir bölüm, 22 bakanlığın. Burada mesela Türkmen bir bakana yer verilmedi. Bu belki bazı izleyicilerimiz tarafından çok takip edilmemiş olabilir ama özellikle bilhassa belli bir bölümünde biz bir süredir bu konuyu irdeliyoruz. Bulunmalı mı, bulunmamalı mı? Şimdi Türkiye'nin çünkü sorumlulukları fazla. Yani buraya vurgu yapmaya çalışıyorum. Bu sorumlulukları yönetebilmek için de doğru sistem, doğru yapılanma ve hedef odaklı bir istihdam projesinden başka da çaremiz olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Peki. Irak'taki 22 kişilik Mustafa El Kazimi'nin kabinesi 15 bakanın güven oyu almasıyla meclisten geçti, ona işaret ettiniz. İlk tebrikte ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan geldi yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla bütün bu gelişmeler önümüzdeki günlerde jeopolitik riskler, bölgesel gelişmeler, bu bölgede diğer ülkelerin, sizin yanı başınızdaki ülkelerin düştüğü durum da sizi yakından ilgilendiriyor. Bölgenizin de güçlü olması gerekiyor. Bütün bunlara da dikkat çekiyorsunuz. Mustafa Aydın Hocam, şimdi bugün Habertürk.com'u açtım. Türk Hava Yolları İcra Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda İlker Aycı'nın Nagihan Alçı ile yaptığı söyleşisi var. Çok özet geçeyim mi ben? Hani turizm ne olur? Acaba yurt dışı seyahatler ne olur? Havayolu ulaşımı çok hızlı büyümüştü. Şimdi bu koronavirüs sonrası hangi gelişmeler gebe? Şöyle, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyor İlker Aycı'dan. Mesela koltukların boş bırakılması bu tam mesafeyi sağlamaz. Bunu doğru bulmuyoruz ama uçuş boyunca hijyene ve maskeyle uçuşa dikkat etmek gerekir diyor. İkramın kaldırılacağını söylüyor. Belki havalimanı girişlerinde test ve uluslararası sağlık pasaportu istenecek diyor. Bu İngiltere'de mesela başlayan bir durum. Böyle uçuşlar hemen başlamayacak. Yani sonuçta Haziran ayında bir uçuş planı yapıldı ama tabii her tarih değişebilir. Bunu uzmanlar özellikle söylüyor. Bugün bir tarih açıklarsanız bunun değişebilir olduğunu düşünmelisiniz. Çünkü eskisi gibi değil durum diyorlar. İkramlara elveda ediyormuşuz. Uçuş boyu maske ve siperlik şart olacakmış. Tabii bu maliyetleri artıracak ve özellikle de fiyatlara yansıyacak. Her şeyi de bütün maliyeti müşteriden çıkaramayacağınız için bayağı bir toparlanma zaman alabilir diyor. Mesela turizmin bir ayağı ulaşım. Dolayısıyla bütün bu gelişmeleri önümüzdeki günlerde yaşayacağız. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çalışma hayatı da, gelirler de eskisi gibi olmayacak. Çalışan insan sayısı belki, çalışma ortamı eskisi gibi olmayacak. Buna hazırlanmamız gerekiyor. Buna hazırlanırken de insanları ayakta tutmamız gerekiyor. Onların büyük gelir kaybına, büyük zorluğa düşmelerini engellememiz gerekiyor. Bütün dünyanın bence sorunu, önündeki en büyük sorun, bir cevap bekleyen konu bu herhalde. Ne dersiniz? Evet. Herkes bunu tartışıyor. Yani herkes derken ekonomiyle ilgilenen ve yönetimle ilgilenen herkes dünyada bunu tartışıyor. Sadece Türkiye'nin sorunu değil tabii bu. Pek çok sektör bu koronavirüsten dolayı ciddi risk altına girdi, ciddi yük altına girdi. Bunlardan bir tanesi senin gündeme getirmiş olduğun havayolu taşımacılığı ve havayolu şirketleri, özellikle de insan taşımacılığı, bu da tabii kargodan ziyade. Burada dünyanın bütün büyük hava yolları, daha önceki programda birkaç başka örnek de vermiştik, uzun süredir uçmuyorlar. Yani bu hava yolları açısından pek çok çerçevede sorun oluşturuyor. Yani sadece maliyetler, çünkü sürdürme maliyeti, bunların işletme maliyeti devam ediyor. Yani pilotlarınızı işletiyorsunuz, diğer yardımcı personel devam ediyor. Altyapıları sürdürmeniz lazım. Uçakların bakımının devam etmesi gerekiyor. Bu özellikle uçaklarla ilgili, yani pek çoğumuzun haberdar olmadığı teknik tarafı var ya. Bu uçaklar uçmadığı zaman aslında eskiyorlar. Sürekli çalıştırılmaları gerekiyor. O nedenle de uçaklar, aslına bakarsanız, neredeyse hiç dinlendirilmeden sürekli havada uçurulur. Aşağıya indikleri zaman da çoğu zaman hani durdurulduğu, bakım yapıldığı zaman durur. Onun dışında sürekli uçurulması istenir. Şimdi bunlar yatıyorlar yani. Dolayısıyla o taraflarda da sorunlar var. Nasıl normale döneceğiz? Hava yolu taşımacılığında çok ciddi bir problem olarak gözüküyor. Yine bir önceki programda konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Bu fiyat konusu yolcular açısından çok önleyici bir yöne evrilebilir. Eğer fiyatlar çok yükselirse
Ya böyle keyifli bir yolculuk hali de yani birçok keyifli uçuşlar, ikramlar, hani keyifli bir vakti nasıl geçtiğini anlamadığınız ama maskeyle siperlikle yiyip içmeden ikramların olmadığı uçuşlarda çok keyifli halde olmayabilir. Zaten 2001'den sonra bu 11 Eylül olaylarından sonra çok seyahat edenler, uçakla çok seyahat edenler özellikle uluslararası alanda bunu fark ettiler ve yaşıyorlar. Zaten uçuş keyifsiz bir faaliyete dönüştü. Yani saatler öncesinden havaalanına gitmeniz gerekiyor. Önemli çok sayıda güvenlik önleminden geçmeniz gerekiyor. O bile insanları çok mutsuz etmişti. Şimdi bunun üzerine bir de sağlık önlemleri, sağlık nedeniyle önlemler gelecek. Dolayısıyla uçuş keyfi, seyahatin keyfi bu anlamda büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Bu birinci soru. İkincisi, pasaport kadar sağlık pasaportumuz da kritik artık. Sürekli bir test halinde. Şimdi ona dönüyorlar. Evet, o da ayrı bir meseleye dönüşüyor. İkincisi fiyat. Fiyat pek çok insanın uçuşunu engelleyici bir şeye dönüşebilir. 2000'li yıllarda, 90'ların ortasından itibaren tüm dünyada havayolu sektöründe ucuz taşımacılık dönemi başlamıştı. Ve pek çok kişi daha önce uçmayan insanlar uçağa yöneldiler. Şimdi bunların bir kısmı buradan uzaklaşabilir. Tabii ikramların kaldırılması vesairesi aslında özellikle uzun mesafede uçak yolculuğuyla diğer yolculuklar arasında fark vardır. Yani 5 saatlik bir otobüs yolculuğuyla 5 saatlik bir uçak yolculuğunu karşılaştıramaz. İkincisi çok daha yorucu, çok daha sıkıcı ve mekanların dar olması ve kapalı olması nedeniyle. Şimdi bu tür eğlence diyelim, yemek, vakit geçirme, bu tür ekstra faaliyetler de ortadan kalkınca bu sefer daha da bir sıkıntılı bir süreç ortaya çıkacak. Bütün bunlar bana o sektör için önemli bir problem gösteriyor. Ama mesele sadece havayolu şirketleri değil. Yani ulaşım anlamında baktığınızda otobüslerde veya trenlerde çok da farklı bir durum yok aslında bakarsanız. Yok, evet. Paralar kendi daha arabanızla da en fazla kaç kişi gidebilirsiniz onu da hesaplayacaksınız belki. Orada tabii bireysel olarak belki kendi arabanızla gidebilir. Doluşup gidemeyeceğiz hocam. Hoca dondu. Ben devam edeyim Ebru Baki. Siz devam edin Kürşat hocam. Sorduğum sorular aynı aslında. Bir de hoca geldi hocam bir bitirelim ondan sonra. Tamam. Mustafa hocam geri geldiniz. Buyurun. Ekran dondu ama sesim geliyor muydu bilmiyorum. Gelmiyordu hocam. Tamam peki şimdi varlık göstermiş olduk şu anda. Yani esas söylemeye çalıştığım şuydu. Tabii ki ekonomisi büyük olduğu için havayolu şirketleri daha çok konuşuyoruz, daha çok öne çıkıyor ama tüm ulaşım sektörü açısından trenler, otobüsler vesaire ile ilgili bir sorun var. Nasıl normale dönülecek? Bu sorunu da özel araçlara dönün diyerek geçemeyiz. Çünkü daha çok özel aracın trafiğe çıkması ayrı bir ülke ekonomisi için hem de trafiği açısından ayrı bir sorun ortaya çıkartır. O nedenle burada evet gerçekçi olursak yeni bir normal, yeni bir yaşam tarzı modeli ulaşımda oluşacak. Ama bunun hepimizin ekonomisine, dünya ekonomisine, ülke ekonomisine ve bireysel ekonomilere olumsuz anlamda ciddi yansımaları olacak diye düşünüyorum. Mesele sadece ulaşım değil. Yani turizm sektörü sadece Türkiye'de değil. Yine tüm dünyada büyük bir darbe alacak. Aldı bile zaten. Bu yıl İtalya, İspanya'da artık etkisini çok hızlı gösterdi koronavirüsünü. Çok tabii. Çünkü tabii. Yani İtalya bu yıl zaten İtalya biliyorsunuz resmi olarak bu yıl uluslararası turist almayacağını ifade etti. Alsanız bile kim gelecek ayrı bir soru olarak duruyor. Dolayısıyla turizm sektörü için eğer koronavirüs yeniden gelmezse önümüzdeki yıl nasıl toparlanacak diye bakacak artık. Bu yıl o anlamda unutulmuş, göze ardı edilmiş bir sektör. Sadece bütün bunlar değil. Yani ekonomiye baktığınızda ekonomiyle ilgili insanın olduğu her sektörde büyük sorunlar var. Bu bizi bu virüs sürecindeki bir takım tecrübelerle de aslında daha önceden başlamış olan bir süreci hızlandırmamızı beraberinde getirecek diye düşünüyorum. O da daha çok robotlaşma, daha çok çalışma, esnek çalışma, teknolojinin mümkün olduğunca üretim sahalarında daha fazla kullanılması, insanların birbirle olan temaslarının azaltılması. Bu zaten son 10 yılın özellikle akıllı teknolojilerin
devreye girmesiyle birlikte, robotların devreye girmesiyle birlikte çok konuşulan bir konuydu. Bu salgın süreci bunu hızlandırdı ve daha da hızlandıracak gibi gözüküyor. Örneğin mesela pek çok ülkede, Amerika başta olmak üzere, kargo dağıtımında dronların kullanılması ve hatta şimdi robotların kullanılması gündeme gelecek. Peki, tamamladınız mı hocam? Arada donduğunuz için tam anlamıyorum. Kesmekte de zorlanıyorum. Skype'a alışmıştık tam ama bazen yoğunluk olduğu zaman sıkıntı yaşanabiliyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın fiyatlar nasıl etkilenecek uçuşlarda? Bilet fiyatları ne olacak? Nereye nasıl uçulacak önümüzdeki dönem? Toparlanma 2-3 yılı bulur diyor. Nagihan Alçın'ın röportajı, İlker Aycı'nın Nagihan Alçın'a yaptığı açıklamaları, yeni uçuş halimizi Habertürk.com'da okuyabilirsiniz. Net olarak 2-3 yılı önümüzdeki dönemi anlatan bir röportaj olmuş. Bunun dışında ÖSYM Başkanı'nın sınav yerine nasıl gideceksiniz? Dolayısıyla ilk tercihte daha çok sınavlar olacak. Yeni düzen ne olacak? Maske kullanımı zorunlu mu? Ve KPSS tarihinde değişim yok. Kürşat Zorlu'nun yine ÖSYM Başkanı'nın açıklamalarını aktardığı yazısı da Habertürk.com'da. Bu arada Ahmet Sever, işçi, memur, esnaf, tüm çalışanları ilgilendiren önemli değişiklikleri kaleme almış. O da önemli çalışanlar açısından. Bir de tabii ki dolardaki seyir bugüne çok yansıyor. Bu da tüm gelişmeler dünden bugüne 7.22 seviyesine doğru. 7.25'i aştı, oradan yine geri geldi, o seviyeyi kırmadı. 7.20'nin üzerindeki seyir dolar TL cephesinde devam ediyor. Bu tabii şu anda talep enflasyonu, talepten kaynaklanan bir enflasyon riski az. Petrol fiyatları görece düşük Ağustos ayına göre. Talep de yok. Dolayısıyla enflasyonu bu anlamda rahatlatır ama önümüzdeki dönem için, maliyetler için ve enflasyon açısından kurun seyri önemli. Sizin de işaret ettiğiniz gibi dolar yükseldiğinde iğneden ipliğe her şeyde onun etkisini biz görüyoruz. Zaten gelir de artmayınca bizim enflasyonumuz görünenden daha da fazla hissediliyor. Zaten hani çalışma hayatı nasıl olacak, işsizlik ne olacak, çalışanlar ne olacak, bu sorular önemliyken piyasalardaki seyir daha dikkatli izleniyor. Mesela bir swap anlaşmasını yakın zamanda bekliyor musunuz? Bir değil birkaç ülkeyle görüşüyoruz dedi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Bu noktada herhalde en önemli açıklama bu olacak. BDDK'nın yeni düzenlemesini görmüşsünüzdür. Ayrıntılar yine sabah saatlerinde düştü. Belki bu açılardan bakmak istersiniz. Bir de bu dönemde kutuplaşacak mıyız? Yani daha mı uzaklaşacağız, daha mı yakınlaşacağız sizce? İsterseniz son 4-5 dakikayı size vereyim Kürşat Hocam, toparlayın bize. Şöyle, birincisi tabii ekonomi uzmanlarıyla daha güzeldir yorumlamak, anlatılması. Ama bir sistem olay olarak görmemiz açısından güven çok önemli. Yani dünyada en hızlı yayılan şey ya da en hızlı geriye giden şey güven. Türkiye öyle görülüyor ki bu cari açığı ve geldiği nokta itibariyle dışarıdan bir kaynak bulmak mecburiyetinde. Yine ben bazı rakamlara baktım. Yanlışsa beni düzeltin lütfen. Türkiye'nin bu yıl sonuna kadar ödemesi gereken borçlar, dış borcuna baktığımızda 170 milyar dolara yakın bir şey, evet görülüyor. Hı-hı. Hani bunu bankalar bir kısmını ötelediğimizi söylüyorsunuz. Hı-hı. Evet, aynı. Ama bu bizim borcumuz değil diyemezsiniz zaten. Yani sonuçta hani ödenecek bir miktar bankanız, kamu özel sektörünüz ödeyecek onu. Evet. Ama çevrilmesinde noktada bir sorun görmüyorum dedi bakan. Evet. Şimdi bu noktada bir ilkeyi hatırlatmak isterim. Güvenden bahsedince. Bunu nasıl sağlarsınız? Bir, öncelikle ülkenizin içerisindeki güveni sağlam tutacaksınız. Olabildiğince artıracaksınız. Bu yönüyle de ekonomiye yönelik tespitler yapanları, bir takım eleştirileri olanları göz ardı etmek mümkün değildir. Bu doğru değildir. Yapıcı eleştiriler hangi konuda olursa olsun devletin her kademesi tarafından dikkate alınmak mecburiyetindedir. Dolayısıyla da bir yanlışlığı, bir eksikliği bir insan ya da bir kurum eleştiriyor diye bu kutuplaşmadan bahsettiniz, onun için oraya getireceğim. Bu kutuplaşmaya havuzuna atılırsa yapıcı eleştiriler de bunun içerisinde güme gidiyor ve
doğru bir adım atma noktasındaki bu katkı sağlayıcı yönünü de bertaraf etmiş oluyoruz. Türkiye'nin elbette ki büyük bir gücü var, potansiyeli var, bahsediyoruz. Bu gerçektir, hani bunu böyle bir hamaset içerisinde söylemiyorum. Ama bunu harekete geçirmeniz için bunun da kuralları var. İşte bahsettiğimiz ekonomiye duyulan güven meselesi. Bu sadece yapılan açıklamalarla da yeterli değildir. Ülkenizin demokrasisini, hukuk sistemini vesaire birçok yapısal yönünü de buna uygun hale getirmeniz gerekiyor. Şimdi biz böylesine bir kriz döneminden geçerken bu kavramları fazla konuşamıyoruz elbette. Değerlendiremiyoruz. İçselleştirme noktasında, tartışma alanında çok fazla tutamıyoruz. Ama evrensel kaideler bunlar. Bunlardan uzaklaşma lüksümüz bizim yoktur. O olmamalıdır. Bakın, çalışanlarımızın işsiz kalma tehlikesi, mevcut insanların zaten rekabet ve göreli bir gelir adaletsizliği içerisinde ne kadar yıprandıklarını biliyoruz. Devletin tabii bazı kaynaklara destekler verdiğini görüyoruz. Bu özellikle son 40 günlük süreç içerisinde. O da doğru. Ama bunun bir sonu var. Yani ekonomiyi kendi doğası içerisinde, bizim anayasamızın da bir ilkesi bu, biliyorsunuz. Her vatandaşımızı insan haysiyetine, onuruna yakışan bir hayat seviyesine getirmek. Bu sadece bugünün meselesi de değildir. Ben hep atıf yapıyorum, biliyorsunuz. Türk devlet sisteminin ötelerden gelen bu sosyal devlet anlayışının bir kurallarıdır. Fakirleri doyurmak, açları doyurmak, çıplakları giydirmek, milleti zengin kılmak. Bizim hedefimiz bu olmalıdır. Ve bunları talep eden insan suçlu insan değildir, kötü insan değildir. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum Ebru Vakit. Son olarak hani bu kısa sürede böyle bir hassasiyeti gündeme getirmek istedim. Zira zannediyorum sen de sosyal medyadaki bu kutuplaşmanın sana yansıdığı kadarıyla... Evet, son günlerdeki artan tartışmaları da katarak sormuştum, evet. Üzülüyoruz tabii, üzülüyoruz. Yani olmamalı. Türkiye'nin gündeminde biz gerçekten vatandaşlarımızın sorununu çözebilecek sağlam bir tartışma iklimine doğru evrilmemiz lazım. Bu sadece devlet yönetenlerin de meselesi değildir. İktidarıyla, muhalefetiyle tüm siyasal sistemin meselesidir ve herkesin buna hassasiyet gösterip adımlar atması gayet önemlidir. Şimdi tamamlıyoruz. Kurda 7.22 seviyesi var. Bu bir süredir devam eden yükselişin arttığını gördük. Anadolu Ajansı, Londra merkezli finansal kuruluşların Türk lirasına saldırıları sürüyor değerlendirmesi yapmış. Bir yabancı çıkışı söz konusu. Bu arada yine bugün gelen haberlerden bir dolar kurundaki hareketi, bu şeyi en azından Londra kaynaklı yatırımcılardan gelen, böyle yorumlanan hareketi, yarattığı etkiyi konuşuyoruz. Türk lirasına son atak Londra'dan başlıkları verilmiş. Bir yabancı hareketi söz konusu. Bir de resmi gazetede yayımlandı. Finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre döviz kuru ve faiz dahil bir finansal aracın fiyatının anormal veya yapay düzeyde tutulmasını sağlayan ya da sağlayabilecek olan işlemlere bu amaçları sağlamak kastıyla dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak manipülasyon ve yanıltıcı işlem ve uygulamalar arasında sayıldı ve cezai yükümlülükler getirildi. Bunun da şartları değerlendirmesi yine BDDK yönetmeliğinde sıralanmış. Bu bir de Ebru Baki, bir şey ekleyeyim oraya son olarak. Bu senin söylediğin gerçekten önemli. Devletin bu konuda attığı adımlar, ama bir de bir süredir biliyorsun bu etik yasası tartışılıyor. Sosyal medya, işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir önerisi var. Hocam tam anlamadım, duyamadım, hani, özür dilerim. Etik yasası, yani etik yasası, sosyal medyada etik kuralları çerçevesini çizen bir yani bunu şunun için önemli görüyorum. Burada bizim bir yol almamız lazım. Çünkü burada sosyal medya elbette yasaklanması gereken bir şey değil. Aksine daha fazla güncellenip topluma ve dünyaya, devlete katkılarını olabildiğince alabileceğimiz bir mecra. Belki mesela daha veri madenciliği faydalı diye bir şey var. Ya veri madenciliği diye bir şey var. Bugün sosyal medya üzerindeki verilerle biz belirli sonuçlara ulaşabiliyoruz. Sözün özü ve bizim bu manipülatif hareketleri tetikleyen, buna çanak tutan bu sosyal medyanın bu yönünü de her yerde engellemeyi istiyorsunuz.
Yani engelleme kavramını ben sevmiyorum. Ben de yani çok sevmiyorum. Başıma ne gelirse gelsin özgürlükleri savunuyorum. Ya, o ayrı ama bizim bunu bir yol haline koymamız lazım. Peki. Bundan kaçamayacağız artık. Bunu yapmamız lazım. Çok teşekkür ediyorum. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın. Sağolunuz hocam. Desteğiniz için ve katkınız için. Bozok Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kürşat Zorlu. Hocam çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Kısa bir ara.